Hanımlar, beyler, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Artık bölümler yayınlanmaya başlandı. Biz de ufak ufak tanınmaya başlandık. Sokakta yürürken insanlar çeviriyor, bir fotoğraf çekilebilir mi diyorlar. Bizim için de alışık olmadık bir durum. Ben de onlarla fotoğraf çektirmek istiyorum falan. Böyle enteresan bir durum oluştu. O yüzden eğer şimdi müsaade ederseniz ben bir sizinle fotoğraf çekilebilir miyim? Mümkün müdür? Şöyle birbirimize yaklaşalım. Mümkün. Çok güzel hareketler. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Ustamızı çağırıyorum. Karşınızda Yılmaz Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoş gelmişsiniz. Tamam Atakan, gidebilirsin. Gidiyorum hocam, sağ olun. Cihan'ın bakışları biraz seyirciye enteresan geldiği için açılışı Atakan'la yaptık. İkinci kuşaktan memnun muyuz? Tabii ki birinci kuşağın kurduğu yapı üzerine arkadaşlar geldiler. O yüzden şimdi birinci kuşağa güzel bir alkış istiyorum sizden. Şimdi tabii ikinci kuşağın en farklı tarafı seyirciyle daha iç içe. Bütün tepkileri anında alıyorlar. Yani sosyal medya kanalıyla. Ben bu gelen tepkilerden bazı hoş derlemeler yaptım. Eğer kağıdı çıkarabilirsem hemen söyleyeceğim. Genellikle övgüler var. Yani başarılı bulundu. Bunun için övgü gönderen, sevgi gönderen herkese çok teşekkür ediyorum buradan da. Sağ olsunlar. En çok gelenlerden bir tanesi şu. Buna bir örnek şu. Sizleri tebrik ediyorum. Ön yargılarımı yerle bir ettiniz. İlkinin yerini tutmaz diyordum. Şimdi gösteriye bilet arıyorum. Nice. Bu ilkinin yerini tutmaz bizde peşin bir yargıdır hakikaten de. Nasıl ikinci çocuğu yapıyoruz? İyi ki annem de burada, iyi ki onları vazgeçmediler. Ben iki numarayım. İlkin yerini tutmaz diye beni geri vermediler yani. Şimdi bir de... Dur bakayım, enteresan seçkiler yaptım sizin için. Çok iyiydiniz. Almanya'dan izleyerek seviyoruz. Bu sloganın tutması güzel oldu çünkü bin yıllık klişeyi çevirdik. Severek izlenmez. Önce izlersin, sonra seversin. Bir tanesi Atakan'a demiş, bizim abi eski sevgilime çok benziyorsun. Herkes gülerken ben ağlıyorum. Bir tanesi çok dokunaklı. Sevgilim, çok güzel hareketler bile geri geldi. Bir sen gelmedin. Tatlıymış ya. Bir tane de bana sallayan bir arkadaş var. Abi diyor, o oturduğun bölüm ne öyle? Tek kişilik gecekondu gibi o. Ben hep orada oturuyordum. Biraz ışık yaptık, ne gecekondusu? Eskiden gecekonduydu. Şimdi bayağı Toki yaptık orayı ya. Ama bence mesajların içinde ben şunu zirveye koydum. Bizim Eda'ya gelmiş bu. Şovu seyrettim, çok iyiydin, tebrikler. Eda'nın cevabı, yalnız ben daha çıkmadım. Çocuğun cevabı, Allah Allah, o arkadaki siyahlı sen değil miydin ya? Çok güzel hareketler başlıyor. Merhabalar, Ozan ben. Şöyle... Ozan bir daha yürüyerek gelsene, yürüyüşünde bir tuhaflık mı var? Yürü bakayım, gel bir. Panik var biraz yürüyüşte. Bir de pantolon düşüyor hocam, şu hafif ona gidiyor. Pantolon niye düşüyor lan? Hocam... Zayıfladım da. O kalın... Bidon bacaklardan nasıl düşüyor? Nefesim. Önce çocukların özgüvenini alıyorum ki. Söyle Ozan'cığım. Şöyle. Şöyle mi? Ne güzel giriş. Şöyle. Unutmak sadece yaşlandığımız zaman kabul edilebilir bir durumdur. Lakin yaşlandığına da insan çok kolay kabul etmiyor. Şimdi yaşlı bir tarih öğretmeninin hikayesi gelecek. Ezgi yazdı. Tarihi gün geliyor. İyi seyirler. Yok, bence yanlış bir sunuş oldu bu. Şu anda skeçle ilgili kafamız çok karıştı. Yaşlı bir...
Tarih öğretmenini mi seyredeceğiz? Ben bu skeci öyle bilmiyorum yani. Neyi unutup neyi hatırlayacağımız önemlidir. Şimdi skeç geliyor gibi bir şey. Kaybol. Kaybol. İyi seyirler. Bana bakın. Kimse bir şey söylemeyecek, kendisi hatırlasın. Anne, sen babamdan ne kadar zor bir şey istediğini farkında mısın? Nesi zormuş yavrum? Senin babanın mesleği ne? Yuh anne, ne alakası var ya? Sensin yuh. Ya bir kere de evlilik yıl dönümünü kendisi hatırlasın istiyorum. Ne var canım bunda? Adamın kafasında her altın tarihi var. Bir evlendiğimiz günü ki yok. Anne, adam tarih öğretmeni ya. E ben de onu diyorum ya. 15 Mayıs'ı da zihninde bir yere yerleştiriversin. Nedir yani? Anne, belki adam unutmak istiyordur. Ama anne, komik şaka. Bir de benim için var. Oh. Babasının oğlu. Saat kaç olmuş, hala ortalarda yok. Yo yo. İnşallah bu yıl hatırlar. Yoksa onun kafasına bambaşka bir tarih kazıyacağım. Ne tarihi? Boşanma tarihi. Anne, abartsaydın. Yüzünüzü falan mı göstermeyeyim? Anne, ne diyorsun ya? Yani daha abartıp ne yapabilirim onu düşünüyorum. Anne, sen ciddi misin? Yok kız. Evlilik yıl dönümü unutuldu diye adam boşanır. Ne bileyim, şaka yaptım. Yo. Anne, sen iyi misin? Ay, boşanma öncesi gerginliği diyelim, çocuklar hiç iyi değil. Hayda, ya ne alakası var? Adam... aç, aç. Geldi İlber Ortaylı. Çek, kay şuraya. Vav, vav, vav. Vallahi mal bunlar ya. İnsan bir tarih aklına tutamaz mı canım? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Neye gülüyor bu dangoz? Sana gülüyorum baba. Ne oldu? Neye kızdın yine? Mal diyordun en son Arif. Bana sorma hayatım. Daha iki gün önce anlattım. Akıllarında kalmıyor ki ya. Vallahi bir tarihi akılda tutamamak bence de ilgisizlikten başka bir şey değil. Anne. Yok yok kızım. Kadın haklı. Annen yine kibar kadın. Bu tepedüz kafasızlık ya. Mallık ya. Adam haklı. Baba, bugün ayın kaçı? Ne yapacaksın kaçıysa kaçı? 15'i kızım, hayırdır? Yok bir şey ya. O değil de baba, sen neredeydin bu saate kadar? Bizim matematikçi yok mu Harun? Boşanıyormuş. Dedi ki bunu da kutlayalım, da kutlayalım. İyi dedim, oradaydım. Siz ben söylemedim mi ya? Oh baba, oh. Kes, hayat sana güzel vallahi. İyi. Haftaya da seninkini kutlarsınız. Anlamadım. Anlayan anladı canım, inceydi. Oo, senin saygın er diyor. Anne, sana mesaj geldi. Ver bakayım. Şuna bak. Zeytinburnu Belediyesi bile kutlamış. Yemek yok mu ya? Ayı, ay. Ne ayısı ya, düşüneyim. Annemle biz bir belgesel izledik de baba. Annem kutup ayılarına çok üzülüyor. Ah, düşünceli karamelim. Keşke sen de biraz öyle olsaydın. Ne oluyor ya? Baba, vallahi ben sana hayranım ya. Böyle iyi günde, kötü günde hep... Kızım, biz bu yola çıkmadan yemin verdik bir kere. Değil mi? Ya. Ben sana ne diyorum, ben sana ne diyorum? Vallahi ben bu yaştan sonra boşanma travmasıyla uğraşamam anne. Anne, bence açık açık söylesek bile babam hatırlamayacak. babacığım, Alper abimizin düğününe gidecek miyiz? Aa, ne zamandı o ya? Eylül'de miydi, neydi? Duyan da bugün sanır. Ne bu telaş ya? Hayır ya, yani ne saçmaladım ha? Yeter, yeter. Ne diyorsun? Yeter. Bak, yeter? Bak, bak. Ne diyor? Hocam, olayı biliyorum ama tam tarih veremem. Tiyah var ya. Sefer. Aynı sen baba. Yemin ediyorum ben artık babamın hadiseyi hatırladığından da emin değilim. Baba, sen bizim yazıları mı okuyorsun? Tamam, bana bak. Konuyu açmayın artık. Açmayın. Siz ne konuşuyorsunuz kendi aranızda acaba? Mır 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 mır. Yok bir şey. Sen yazılarına bak. Bak, bak. Ne demiş? Diyorum ki, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman devri kaç yıl sürmüştür? Cevaba bak, 3 sezon. Mal oğlu mal ya. Kim lan bu? Kendimi küfür ediyorum senin yüzünden. Anne, cevap 3 sezon değil miydi ya? Saçmalama, ben öyle mi dedim? 4 sezonu. Ya 46 yıl ya. Aa, nasıl ya? O arka sokaklar değil mi? Sen kaldın çocuğum. Kaldın. Sanki sen her tarihi atmak diyorsun. Anne, hoca bana taktı ya. Tamam, taktı ya. Arif, senin avukat arkadaşın var mıydı? Ha, bizim Ahmet var. Hayırdır? İyi, hiç öylesine sor. Son kozumu oynuyorum. Babacığım, sen Feraciye Zeybek'i biliyor muydun? Aa kızım, bak Feraciye Zeybek dedim mi orada duracaksın. Neden? Çünkü orada ben varım.
Annenizle düğünümüzde bir zeybek oynamışım. Of of. Biz de devleştim adeta değil mi hanım? Ya 1.80 oldu babanız. 15 Mayıs 1987 hayatımın en güzel günü ya. Arif. Hayatım. Unutmamışsın. Neyi? Tarihi. Hangi tarihi ya? Bugünün tarihi. Ne olmuş bugün? Babacığım 15 Mayıs. Ya ne ya? Babacığım 15 Mayıs'ta ne oldu? Ne oldu? Ya sen nasıl tarihçisin? Ya siz benim tarih bilgimi sanıyorsunuz ya. 15 Mayıs 1718. Ama tınavı tüfeğinin icadı. İsabet olmuş. Babacığım daha günümüze gel. Daha günümüze gel. O zaman 1963. Tabii ya, bunu nasıl akla? Amerikalı astronot Gordon Cooper uzaya fırlatıldı. Ben fırlatacağım şimdi bu adamı. Babacığım, bilerek mi yapıyorsun? Kızım, bir de annenizle evlendiğimiz gün işte. Ha işte, evlilik yıl dönümünüz. Kızım, ona en başta söyledim ya. Bir şeyler yapmayacak mısın? Kızım, bu yaştan sonra ne fark eder ya? Aa. Evet. Ne fark eder ha? Ne fark eder? Yaz kızım, 15 Mayıs 2019. Karısı tarafından boğularak öldürülen ilk Türk tarihçi Arif Soydan. Ara Hamid'i, boşuyorum seni. Anne, bir dur ya. Durmuyorum çocuğu. Hanım. Ne var? Ben seninle bir günümü değil, her günümü kutluyorum ya. Yemezler Arif Bey. Ha, boşanıyoruz öyle mi? Evet. Yani bugünü hatırlamama rağmen boşanıyoruz öyle mi? Evet. Yani bugünü unutmamama rağmen boşanıyoruz. Ay evet. Boşanalım gitsin o zaman. Baba ne diyorsun ya? Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum kızım. Madem bu kadar kolay, boşanalım gitsin ya. Baba. Sus, siz karışmayın. Bu annenizle benim aramda mesele. Biz boşanıyor olabiliriz ama Sevim hala sizin anneniz. O ne saçma laf ya? Sus. Bunca yıl verdiğim emeklerin hepsi böyle bir gecede çöp olacakmış ha. Vallahi çok güzel Sevim. Ya ben böyle zeytinyağı gibi üste çıkan görmedim. Gerçi belki zeytinyağı üste çıkmıyordur. Su alttan alıyordur ha. Ben anlayacağımı anladım Sevim. Sağ ol, sağ ol. Ya bak sen hem unut... Unutmadım. Sayende benim de gözüm açıldı. Birlikte yaşlanmak kaderimizde yokmuş demek. Ya şimdi öyle değil. Öyle öyle Sevim Hanım, öyle. Niye hanım diyorsun canım, kaç yıllık karına? Bravo, hatırladınız demek ki. Bravo. Saat kaç lan dangoz? Geç oldu baba, gitme istersen. Baba nereye gidiyor? Arif nereye gidiyor? Kız gidiyor çocuk. Baba nereye? Yıl dönümümüz mutlu, kutlu olsun hayatım. Ne oldu ki şimdi? Ne mi oldu? Tripin kursağında kaldı. Bu trip işi bayağı keyifliymiş ya. Vallahi sevdim ben. Bak burada ne var? O ne? Bu mu? Kaşıkçı elması. Ha, herkes bu. Eğil de takayım ya. Ay, baba giderken avlandı ne anne? Sen de avlandın. Sen biliyor muydun? Evet. Baba. Biz alanlara gidiyoruz. Sabah okula geç kalma. Ay ay, mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Reji, ışığı kapat hadi. Bak sen... Reji hadi. Çok güzel hareket diyenler. Aslında bir de bunun üstünde bir notumuz var. Eğer ÇÇGH diyorsanız zili çalıyoruz oradaki zili. ÇÇGH oldu. Aferin çocuklar. Ya Hamza sen ne tatlı bir... Çok canım sıkılırsa gidiyorum, Hamza'nın elini tutuyorum, eline bakıyorum. Özenerek yaratılmış bir adam ya. Çok güzeldi çocuklar. Gözlerin kemanına rağmen... Kim yazmıştı? Ezgi. En iyi şaka hangisiydi söyleyeyim bakayım. Sizce en iyi şaka, skeçteki en iyi espri hangisiydi? Su alttan alıyor, bravo. Arka sokakta. Daha doğrusu o blok 3 sezon şakası. Ve bir şey daha vardı. Yok, ben de bunları not aldım. Ha, Zeytinburnu Belediyesi de ben çok sevdim.
Zeytinburnu Belediyesi bile hatırladı. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bravo çocuklar, devam. Merhaba. Düğünler güzeldir, düğünler coşkuludur. İki gönül bir olur ve samanlık seyran olur. Ve sevenler sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Tabii düğünden sağ çıkabilirlerse. Engin yazdı. Halay yeri inceleme geliyor. İyi seyirler. İşte olay tam olarak böyle oldu. Gelinin ve damadın yakınları çok mutluydular. Önce damat halayı çekildi. Ardından silahlar. Evet, görgü tanıklarıyla devam edeceğiz. Merhaba, burada neler oldu onu soracağım. Burada neler oldu? Ben hiçbir şey görmedim. Hiç mi? Hiç. Ben başka düğüne gidiyorum. Şov devam etmeli! Kalan kişilerle devam ediyoruz. Sağımızda davulcu var. Solumuzda ise zurnacı. Şimdi onlara olay nasıl oldu onu soracağım. Olay nasıl oldu? Vallahi olay şöyle oldu, bir evlilik daha sonlandı. Zaten burada evlilikler çok uzun sürmüyor. En fazla 2 saat. Yalnız az kalsın tahtalı köyü oynuyorduk. Şuna baksanıza, zurnayı köşünden vurdular ya. Biz 20 yıllık bu köydeyiz. Vallahi alıştık artık, görüyorsunuz. Kendi önlemlerimizi alıyoruz. Yalnız çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bizden önce 22 tane müzisyen arkadaş bu tedbirleri almadığı için tahtalı köyü boyladılar. He, tabii tabii. Geçen sene davulcu Vedat Ramazan'da sahur vakti vuruldu. O nasıl oldu? Sağduyulu bir vatandaşımız Ramazan topu duyulmuyor diye balkondan pompalıyla ateş ediyor. Bizim Vedat da tam mani okurken o pompalıdan çıkan mermi hayatına mani oluyor. Hadi bizi tutma. Biz diğer düğüne yetişmemiz gerekiyor.
kendilerine verdiği demeçlerden dolayı teşekkür... Bu arada şu anda son dakika gelişmesi var ve birisi... Birisi şu anda ayıldı ve ona bazı sorular soracağız. Evet, olay nasıl oldu onu soracağım. Olay nasıl oldu? Şimdi şöyle oldu, önce sofra kuruldu küçükten büyüğe doğru. Sonra müzik bir başladı, bizim oğlanlar kudurdu. Peki bunların sorumlusu halay mıydı? Hayır, yani halay bizim için bir eğlence şekliydi aslında. Hatta bir ara mekanlarda hesap ödememek için halaya takılır eve kadar giderdin. Yani bir toplu taşıma aracıydı yani. Peki bu halay kimin başından çıktı? Şimdi onu soracağım. Bu da soru mu ya? Tabii ki halay başından çıktı. Elebaşı halay başı diyor. Elebaşı halay başı mıydı? Evet efendim. Sonuçta halay başı nereye giderse halay da oraya gider değil mi yani? Doğru. Teşekkürler verdiğin bilgiler için. Çok sağ ol. Oldu, ben gidiyorum. Burası çok sıkıcı bir hal almaya başladı. Şantörü olan bir düğüne gideceğim. Orada biraz dans edeceğim. Müzik yok, hiçbir şey yok, halay yok. Bu ne ya? Evet, olayın şokunu atlatamayan vatandaş saçmaladı ve gitti. Yat! Bir yatın ya, bir yatın! Ya oğlum sen niye bağırıyorsun? Herkes yatıyor zaten. Niye bağırıyorsun? He? Amirim fark etmedim ya. Bak bakayım kimmiş bunlar? Bak bakayım. Amirim mendil hala çok sıcak. Halay çok yeni çekilmiş. Yerlerde ter içinde. Bak bakayım kimliklerine bak. Kimliklerine bak. Emredersiniz. Hey ne yapıyorsunuz? Onlar delil ya. Çekilir misiniz? Ben halay yeri incelemeden mutlu. İncelemeden nasıl mutlusunuz? Adım mutlu. İnsanlar incelerken neden mutlu olayım ya? Tamam peki. İnceleyip sık dokuyun işte. Evet, halay yerine gelen halay yeri inceleme ekibi şu anda halay yerindeki bazı detayları, bilgileri topluyorlar. Bakalım neler yapacaklar? Polisler de buradalar. Bakalım birazdan bizi kovarlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar, yasak. Lütfen boşaltır mısınız? Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Polisler bizi şu anda alandan uzaklaştırıyorlar. Lütfen dışarı. Hadi rica ediyorum. Hadi. Sen ne yapıyorsun ya? Hepsinin beti benzi atmış ya. Yüzlerine renk gelsin dedim. Fena mı oldu? Sonuç? Net bir şey söyleyemem. Araya hafta sonu giriyor. Pazartesi belli olur. Ama ölmüş olabilirler. Ama net bir şey söyleyemem. Pazartesiye kadar kalkmazlarsa kesin ölmüşler. Ama benim ağzımdan net bir şey duydun mu? Yok. Duyamaz. Amirim. Diğer düğünde şantörü vurdular ya. Ne? Evet. Aa, o değil. Hadi lütfen. Geliyor lan. İşte tam olarak böyle oldu. Magandalar sınır tanımadı, insanların canını aldı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı ve zamanı geriye almak keşke mümkün olsaydı. Beykan Erdoğan. Çok güzel hareket diyenleri diyorum. Bu çocuklar aslında bütün bu şovu hazırlamak için 5 günleri var. Özellikle bu kalabalık skeçler yani çocuklar günlerdir çalışıyorlar. Aferin. Biraz ortalarında polis kısmında falan durağan olsa bile güzel çalıştı bence skeç. Çalıştı. Bir daha yapayım lan. Çalıştı. Dur bakayım. Her gelen seyircimize bir Yılmaz'ı... Benim dünyada en iyi taklidimi yapan adam. Bu toplu çocuk. Yapma. Yap da öyle daha. 5 gündür çalışıyorlar çocuklar ve... Siz de tahmin edersiniz ki bunun yazımı var, bunun ezberlemesi var.
güzel hareketler devam ediyor. Devam ediyor. Merhabalar. Kadınların gözyaşlarına dayanamıyorum. Nerede bir kadını ağlayarak görürsem, böyle ağlayan bir kadın görsem hemen yanına gidesim geliyor. Bunu kötüye kullananlar oldu. Eski sevgilim. Kendisi beni aldattı. Gittim ben de hesap sormaya ona. Dedim neden bunu yaptın falan. Böyle sert bir giriş yaptım. Ağlamaya başladı. Ağlamaya başlayınca ben dayanamadım. 5 dakika sonra şöyleydik. Dedim ki sana onu unutturacağım. Bütün hata bende. Çok özür diliyorum. Unutturamadım. 2 hafta sonra beni terk etti. Bu hikayeyi ben de bizim arkadaşlara anlattım. Onlar da herhalde hoşlarına gitti beni o konumda görmek. Gözde, Ezgi, Ayşegül yazdı. Taşkın gözyaşları geliyor. İyi seyirler. Gece uykun kaçtığında benimle aynı beyaz tavana bakar mısın? Evet! Tabii ki evet diyecek yani. O kadar güzel yüzük ki. Çok beklettin mi? Evet! Böyle mi denir? Ya evet. Sende şu an bir gariplik var ha. Ben biraz heyecanlıyım ya. Çok güzel görünüyorsun. Ay teşekkür ederim, sağ ol. Ben nasıl görünüyorum? Aynı. He? Niye, bir farklılık mı olması lazım? Ben daha fazla dayanamıyorum, söylüyorum artık. Neye? Hazır mısın Gözde? Bilmiyorum, hazır mıyım? Hazır mısın? Hazırım mıyım bilmiyorum. Düşündüğüm şey mi? Bence gayet net ama. Yapma. Gözde. Açma. Açacağım. Yapma. Gözde. Allah seni kahretsin Batu. Niye param bunu etti kızım ya? Bir de gittin son paranla o kıza yüzük mü aldın? Çok romantiyim değil mi? Batu Allah aşkına bir gözünü aç ya. O kız senin kalemin mi? O kız seni suya götürür, susuz getirir. Kör kuyularda merdivensiz bırakır. Sen böyle çıkmak için debelenirsin de kuyudan aşağı yüzüne bakıp kahkahalarla güler. Rabbim sen yardım et. Ne diyorsun kızım ya? Allah. Söyledim, rahatladım ya. Çok şükür. İyi de sen Ece'mi seviyorsun. Ben ne seveceğim o fındık burunlu, bebek yüzlü, çakir ruhlu, Voldemort kılıklı şeyi be. Ya bunları hiç söylemedin ki. Ben ne bileyim ya, böyle takılırsınız, ayrılırsınız diye bekledim. Evlilik teklifi ne? Sen kızın 2 gözyaşına tavsın değil mi? Ben? Sen kaç yıllık arkadaşını tanımamışsın kızım. Gerçi dün kulüpte görünce görmemezlikten gelmişsin ama. Kim, ben mi? Yani Gözde dedim, öyle değil, öyle bir kadın değil dedim. Yani karanlıkta seçememiştir dedim. Ama sabaha kadar telefonla çok ağladı be biletti o. Ay Allah aşkına hiç şaşırmadım. Dün akşam ne oldu ben anlatayım da bir gör. Anlat. Ama ben dedim, o kadar acılı sek şalgam içilmez dedim. Ya kızlar, ben Cem'i çok özledim ya. Şimdiki çocuk çok benzetiyor bana. Yo. Ne alakası var? Kızım Cem bayağı dünya yakışıklısı bir adamdı. Bu ne ya? Evet ya. Aa, Ecem. Ecem ne haber? Merhaba kızlar. Batu'yla mı geldiniz? Hayır. Batu'yla bir şey mi oldu? Yok ya, eski sevgilisi için ağlıyor. Şu çocuğa benzetmişler. Hangisi? Şu. Allah aşkına ya, bunun Cem'le ne alakası var? Cem bayağı yakışıklıydı. Ben. Batu? Batu'ya ayıp olmuyor mu şimdi? Bence oluyor. Bence olmuyor. Sonuçta Cem ya, hani insan düşünmeden edemiyor. Batu! Ya Batu, ben siz yapamaz, bilmiyor musun? Hem bırakamam Batu'yu, vicdan yaparım. Ha sende vicdan var yani. Sarhoşum ya, gelme üstüme. Aman iyi be, ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Gözde! Kızlar sağ! Sol! Sağ! Sol! Şimdi çıldır! Çöl!
Vay be! Vay be! Anladın değil mi? Cem sence çok yakışıklı yani. Burada bu kadar şey anlattım ben. Sen tuttun buna mı takıldın? Ben anlayacağımı anladım kızım. Ya kız eski sevgilisi için ağlıyordu diyorum. Aşkım. Lobo lobo lobum benim. Gel buraya. Ya çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hoş geldin. Gel gel. Ne haber Gözde? İyi. Dün nasıl geçti? Aşkım sensiz hiç tadı çıkmadı biliyor musun? Artık sensiz eğlenemez oldum ben. Ya Ecem dün karşılaşıp konuştuk ya. Batu'ya böyle anlatmamışsın. Tatlım ne demişim ki ben? Yani ben senin için, sen dün gece 4-5 erkekle birden dans ediyordun. Hem de nasıl bir dans. Batu da öyle şeyleri pek sevmez biliyorsun. Ama aşkım, sonra ben sana yalan söylemek zorunda kaldım. Gözde beni görmemezlikten geldi diye. Ama Gözde öyle böyle sarhoş değildin yani bebeğim. Benim için hiç sorun değil. Öyle de bir kadınım biliyor musun? İnsanlar böyle durumlara düşebilir bazen. Pes ya! Gözde sana inanmıyorum ya. Ben size inanamıyorum, pes! Bebeğim niye ağlıyorsun? Ben dayanamam. Ben sana gel buraya. Aa, saçmalama. Cem'i sor, Cem'i sor. Cem'i Allah belasını versin onun ya. Kurtulamıyorum bundan, kurtulamıyorum. Dün gece ona çok benzeyen bir çocuk gördüm aklıma. Yaşadıklarım geldi. Yani kötü anılarım geldi. Ben kötü anıların hepsini unutturacağım sana bebeğim benim. Nasıl ya? İyi ki Evren seni karşıma çıkarttı biliyor musun? Seninle tanıştığım güne şükürler olsun. Allah aşkına siz nasıl tanıştınız? Markette tanıştık Bıldırcınım'la. Seke seke geliyordu. Evren markete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evren kartınız var mı? Yok. Almak ister misiniz? Yok. Ama alışverişlerinizde %40 indirim sağlıyor. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, siz bilirsiniz. Size Evren Market'in bir sürprizi var. Nedir? Seri zeytinlerde kilolarsı 9.90'a düştüler. Almak ister misiniz? Yok, ben çizik seviyorum. Peki, siz bilirsiniz. Beyefendi, ben bütün marketi topladım da sizde sadece bir adet ürün var. Acaba önünüze geçsem olur mu? Tabii tabii, buyurun. Ne kadar güzel ya! Ne kadar güzel ya! Pardon teyze? Da Leyla mısın? Ne yapıyorsun? Ha bu kısa sıranı niye veriyorsun? Bir tane çikolata kesesi ya. Hanımefendi, biz beyefendiyle anlaştık yani. Size ne oluyor ki şimdi? Kızın da dilleri pabuca, bir de gözüme baba. Hak yiyorsun! Ben! Beyefendi, ben hak mı yiyorum? Eğer de ben de böyle de bir şey yaptıysam da Allah da benim belamı versin de. Yok yok, öyle değil. Vallahi öyle değil. İnsanlık market sırasında ölmüş. Nerede ölmüş? Market sırasında. Ben size izin almadım mı beyefendi? Ben bu kadının dediklerini hak edecek. Ne yaptım ya? Ya teyze sen niye bozuyorsun her şeyi? Biz anlaşmıştık hanımefendiyle. Ya afkura bak. Ha ben de kaçacağım. Ağzımı zaten. Tamam tamam, ne olur ağlamayın siz. Ağlamıyorum. Biraz sakinleşin. Şurada bir kahve içelim isterseniz. O zaman ben şunları bir alayım. Hemen geliyorum. Tamam. Hanımefendi, aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Siz öder misiniz? Ya daha neler? Tabii tabii, öderim ben. İyi. Hey ne ya? Buyurun. Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarını da dahil mi? Evet. Siz nasıl bir insansınız biliyor musun? Tıt. Sizin ben beyninizi tıt. Bu kadın var ya, giden kadın. Size ayakta tıt. Ben de diyeceğim. Ben de diyeceğim. Ha bunun gibi adamları ne yapacağım biliyor musun? Çay elinde nota de tıt eden yani. Yani. Ezem yalı yalı. Tamam. Ya bu ne saçma bir tanışma hikayesi ya. Bu orada da ağlamış. Ya kıyamam, orada da ağlamıştı, evet. Ya iyi ki ağlamışım, biz olmuşuz. Uy, ne de şahane oldunuz. Gözde,
Sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Hayır demeyeyim, demeyeyim diyorum ama... Göz pınarlarıma kadar geldi tutuyorum. Neyi tutuyorsun ya? Gören de Batu'dan hoşlanıyorsun sanır. Çüş! Bu mu cevabın? Şaşıramadı bile, görüyor musun? Kıskanıyorsun kızım, bizi çekemiyorsun. Söylesen de kurtul, biz de kurtulalım. Bana bak, sen haddini aşıyorsun şu anda ha! Doğruları söyleyince haddini aşıyorsun olur zaten. Batu, bir şey demeyecek misin? Göze doğru değil, değil mi bunlar? Sen bana şu anda bunu sordun ya. Ben en yakın arkadaşımı kaybettim. Nerede kaybettim? Burada kaybettim. Bir dakika. İkinize de mutluluklar diliyorum. Ve bunu kalpten söylüyorum. Ya Göze böyle yapma, vallahi dayanamıyorum ya. Gerizekalı! Bunu diyorum işte. Dayanamıyorsun. Bak burada iki ağladım yalandan. Hemen yelkenler suya. Ben en yakın arkadaşımı niye bırakayım ya? Benden hoşlanmıyorsun ama değil mi? Orası... Canımı sıkıyorsun. Tamam, tamam. Ya ne oluyor ya? Ya ne oluyor ya? Ne oldu canım? Senin silahınla seni vurdum, zoruna mı gitti? Batu, ben böyle mi yapıyorum? Allah'ım resmen sınanıyorum şu anda ya. Ama sen gerçekten benimle oynuyorsun galiba ha? Bana bak Batu. Bakmayacağım. Gözüme bak. Bakmayacağım. Geliyor. Gelsin. Ucunda. Sen bende kal. Sen bende kal. Tamam tamam. Ecem git lütfen. Gidiyorum bak şu an. Git lütfen. Gide yazıyorum ama. Gide yazıyor Burçin. Bende kal sen de. Gitsin oraya. Tamam, tamam. Ya Ecem git artık git. Yeter be. Sen ne ezik yüzük bir adam çıktın ya. Ben şimdi gidiyorum. Ama ayrıca ben gerçekten de o gece Cem için ağlamıştım, tamam mı? Cem! Ya sen niye ağlıyorsun Cem için? Bilmiyorum. Hanımefendi, iyi misiniz? Hayır, değilim. Şöyle oturun isterseniz. Buradan gitmek istiyorum. Ama ağlamayın. Ben ağlayan kadınlara dayanamam. Başka bir yere gidelim. Gidelim o zaman, hadi. Onu size unutturacağım. Çok güzel hareket miydi bu? Şu zaman mekan değişimlerinde ışık kullanmalısınız çocuklar. Bence Türkiye televizyonlarında en güzel bip kullanamaydı, nefisti yani. Ama orada sahne bittiğinde oranın ışığı söner, burası yanarsa daha eğlenceli, daha anlamlı olur. Bir de Taşkın Gözyaşları, çok güzel isim. Kim koydu bunu? Rica. Teşekkür ederim. biraz oyunlarda büyüklük vardı Batuhan. Ama çok tatlıydınız yine de hepiniz. Çok güzel hareketler, çok güzel bir şekilde devam ediyor. Allah Allah, meşgul çalıyor ya. Hangi binaydı acaba? Bu çocuk beni mi takip ediyor ya? Kesin şimdi onu takip ettiğimi düşünecek. Kesin beni takip ediyor. Al işte düşündü. Ben şöyle arkaya geçeyim de rahatlasın. Durdu. Niye durdu ki bu şimdi? Niye durdum lan ben şimdi? Ayakkabımı bağlayayım bari. Allah'ım bunlar da bağlı. Of. Ayakkabılarını da bağlıyor. Kesin saldırı için güç toplayacak. Neyse ben önüne geçeyim de rahatlasın. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya seni çalıştırırız. Sakin olun. Ya ben sizi takip ediyordum ya. Sen beni takip mi ediyordun? Hayır hayır. Dedim ki önünüze geçeyim. Sen benim önümü kesecektin yani. Ya hayır, ıssız sokak ya. Baş başa kaldık. Fırsatını bulursam önünüze geçeyim. Sen bir fırsat mı fırsatçısın? Ne yapacaksın sen bana? Allah'ım ben ne diyorum ya? Ya oğlum, biz sizin yüzünüzden sokakta yalnız başımıza yürüyemeyecek miyiz ya? Yok yok. İmdat! Bağırmayın ama niye bağırıyorsunuz lan? Ne oldu? Biz susalım. Biz zaten hep susalım. Siz bunu istiyorsunuz ama bu sefer başaramayacaksınız. İmdat! İmdat! Ne oluyor kızım burada?
Ay, oh, çok şükür. Bu çocuk seni rahatsız mı ediyor? Yok, yok. Rahatsızlık falan yok. Lan! Ben rahatsızım. Orası belli. Sus bakayım sen. Geç şu tarafa. Lan sizin yüzünüzden kimse sokakta yalnız yürüyemez oldu. Bu nedir ya? Eşkıya mısınız oğlum siz? Akşam vakti genç bir kız evine yalnız gidemeyecek mi? Teşekkür ederim amca. Rica ederim kızım. He? Bak seni salamla döverim ha. Ya amca ne dövmesi ya? Ben de kendisi rahat rahat evine gitsin diye uğraşıyordum. Ayol ne oluyor burada? Nurten, senin ne işin var bu saatte camda? Ne olmuş Nurten? Bu çocuk bu kızı rahatsız ediyormuş. Anlamam. Teyze sen ne ara duydun ya? İyi ki duydular. İyi ki duydular. Duymasalardı ne olacaktı acaba? Evet teyzeciğim, bu kişiliksiz kişi beni rahatsız etti. Anam senin ne işin var bu saatte sokakta? Ben size soruyor muyum bu saatte ne işiniz var camda diye? Ama ben sana soruyorum Ayten. Kızım senin ne işin var bizim evde? Sen niye sürekli bizim evdesin? Senin evin barkın yok mu? Kusura bakma kızım. He? Aman enişte, sen bir karışma, mevzuyu öğrenelim. Belki bir faydamız dokunur. Hayır, kız da güzel olsa... Ha dedim işte, kahnem. Hayır yani, güzel olsam yaptığı haklı mı olacak teyze? Ya ben ne yaptım, ne yaptım? Çıldıracağım şimdi ama. Sus bakın, bu çakarım ağzına izler kalır. Anam baban izler kalır. Ne? Hop, gitti kafa. İşte ben onlarla sana bak gitti geliyorum da erkenden çıkma, yoksa başıma neler gelecek. Tabii canım, en iyisi böyle yapmak. Saat 8:30. Tabii saat 8:30 olmuş, sen hala dışarıdasın. Ya dışarıda bu? Ya o ne demek teyze ya? Oldu o zaman, biz hep evde oturalım, hiç dışarı çıkmayalım. Olur mu öyle şey? Vallahi ben çıkmayayım, oluyor. Senin çıkmadın, o bıyıklarından belli oluyor. Her gün neler okuyoruz gazetelerde. Neler görüyoruz televizyonlarda, anam çıkmayacağım. La olur mu öyle şey? Asıl bunun gibiler çıkmasın dışarı. Ya olur mu öyle şey? Ben de mağdurum burada amca. Yani bunu kim yapıyorsa o çıkmasın. Allah onların bin belasını versin. Böylelerine var ya, öyle bir ders vereceksin ki... Değil sokağa çıkma. Değil bak sokağa çıkma. Sokağın. Bak nasıl yükseldiysem hayal edemedim ne yapsak diye ya. Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor? La burada ne oluyor? Alın işte. Dayak da geldi. Ne oluyor? Şimdi bu kız üniversitede okuyor. Geçen hafta sevgilisinden ayrılıyor. Ağlıyor, ağlıyor, minibüse biniyor. İçim sapıtacak çünkü araba kullanamıyor. Bu çocuk da bu kızı minibüste görüyor ve beğeniyor. Ya durakta ininceler peşine takılıyor. Kız burada kuyruk salladıysa demek ki. O zaten Allah'ın emri, mahalleye girinceler de lafı yapıştırıyor. Bakma sen kızın da hoşuna gidiyor. Tam kapçıklayacakken. Ben müdahale ettim. Ya bir durun, olayların hiçbiri böyle olmadı ya. Anlatın lan o zaman olay nasıl oldu? Ben anlatayım. Abi şimdi biz... Konuşma lan gevşek. Olay nasıl oldu onu anlat. Abi şimdi olay şöyle oldu. Biz arkadaşla yanlışlıkla çarpıştık. Hayır, hayır. Çarpışmadınız. Çarptın. Kızın rızası yok bu durumda. Kızın rızası olsa çarpışmıştınız. Ama sen çarptın. Evet. Benim yorumlamam bu kadar. Sen utanmıyor musun lan bizim mahallenin kızına? Çarpmaya ha? Oğlum, oğlum abim bir soru sordu. Duymadın mı lan? Sen bizim mahallenin kızına... Sen bizim mahallenin... Abi soru neydi? Sen geç şöyle, geç. Çöm. Bak bana. Böyle göz göze geldik, güzel oldu. Benim de hoşuma gitti bu. Şimdi ne yapalım biz buna? Biz buna ne yapalım biliyor musunuz? Biz buna böyle dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir şekilde mahallenin ortasında... yükselince bulamıyorum ya. Biz bunu polise verelim. Polis olmaz, boş değilim. Soyalım çıplak. Arabanın arkasına bağlayıp sürükleyelim. Arabamız yok ki oğlum bizim. Doğru. O zaman benim arkama bağlayıp sürükleyelim. Gözünü kaşıklayalım. Avuçlayalım. Ya. Dövelim. Sövelim. Gömelim. Ya avuçlayaydı. Ay Allah Allah. Ne bileyim diri olan... Buldu. Taşlayalım. Hadi o zaman bir an önce başlayalım şu işe. Hadi. Taş yok. Bence de konuşalım. Ne yapıyorsunuz ya? Kızım bakar mısın ki bundan ben izledim. Hiç kusur yok ya. Ya ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz adama? Pelin. Metin. Metin.
Biri bana burada ne olduğunu açıklayacak mı acaba? Ben anlatayım ne oluyor. Şimdi bu kız bu çocuğa kuyruk sallıyor. Tam kapçıklanacak gel. Ben müdahale ettim. Ya bir susun ya. Olaylar hiçbiri böyle olmadı ki. Ya sen nereden tanıyorsun bu çocuğu? E Metin işte bahsettim ya, o da bize gelecekti. Ne? Allah'ım, Allah'ım çok şükür sesimi duydun. Siz yine ortalığı karıştırdınız değil mi? Ne? Allah'ım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bizim mahallenin kızı değil misin? Yok. Hangi mahallenin kızısın sen? Ben aşağıki mahallenin kızı oluyorum. Aa, orası işliğe bağlı. Orası bizim yatçısınlarımızın dışında hakkı alıyoruz. Alen oraya Rüstem bakıyor. Şimdi şu çıktı, onu arayacaksın. Bizlik bir şey yok. Biz kaçıyoruz o zaman. Oldu, iyi günler. Sen de bu tüpü al lan. Bobros, piknik yaparsın. Abi, kurban olayım sana ben abi. Pelin kızım, niye eşkalini vermiyorsun arkadaşlarının? Az kalsın biz de bunu domuz bağıyla bağlayıp kafasına yaş odunla vurduktan sonra cesedini küçük parçalar halinde torbalara koyup denize atacaktık. La buldum ya la! Yükselmedim ya. Ya Bülent amca, ne eşkali Allah aşkına, ne saçmalıyorsun ya? Ay ya beyefendi, Allah'ım çok özür diliyorum. Ben çok özür diliyorum. Bir yanlış anlaşılma oldu herkesin göz önünde. Ama şimdi yani biz de kime güveneceğimizi şaşırdık tabii. Yo yo, önemli değil. Ben zaten sokakta kadın görünce çok korkuyorum. Ne? Yani onlar rahatsız olmasın diye korkuyorum. Tamam neyse, hadi bize geçelim, konuşuruz. Metin oğlum kusura bakma ya, vallahi Bülent bakkal her zaman burada. Al bir tane elma verin. 5 lira. 5 lira mı? Şaka şaka, 2 lira. Amca gözünü seveyim, al şu 10 lirayı. Unut beni ya. Bu neymiş ya? Arkadaşlarmış ya. O zaman niye Nurtuz'u velveleye veriyor ya? Nurten, pamuk elma gibi olanı da götürdüler. Dur, ben bir bakayım onlara. Sen takılmadan çıktın mı kız orada? Ya çıktım vallahi. Ya sizin akşam vakti camda ne işiniz var ya? Lan ben demedim akşam vakti camda durmayın diye. Vallahi billahi eğer sizi benim canla görürsem akşam vakti, andolsun ki mahallenin ortasında... yükselince bulamıyorum ya. Çok güzel hareket diyenler. Güzel hareket diyen var mı? Evet. Bence bunun da nedeni finalin bir tık zayıf olması. Çünkü senin Fatih'in o... yani o katlamayla mizahta buna hani şaka tekrarına katlama denir. O zaten normalde de çok büyük reaksiyon almayınca da finali onunla yapmak biraz riskli bir hareket olmuş. Ama genel olarak sahneye konuş şekli falan güzel idi. Bu mahalle... tabii biz birbirimizi bir hep dövmek istiyoruz aslında çeşitli sebeplerle. Bunun en acayip örneğini geçen gün şeyde bir haberde okudum. Bir adam halk otobüsü galiba durak olmayan yerde inmek istemiş. Şoför de durmayınca şoförü dövmüş. Halbuki istediği yerde onu indirebilirlerdi otobüs hareket halindeyken. Değil mi? Kapıyı açacak, vereceğim tekmeyi. Müsait bir yerde inebilirim. Tabii. Kafa seslerinde reaksiyon alabilirdiniz. Yani iki kişi sahnede kafa sesi konuşuyor, bu şakaya müsait bir zaman durumdur. Almadınız. Begüm bıyıklarını çok beğeniyorum. Yorumunu da çok beğeniyorum. Sizin ekleyeceğiniz, çıkaracağınız bir şey yoksa Atakan'la Hamza'nın tipi mesela skeç, güzel skeç. Olağanüstü değil. Güzel skeç ama sizin bu ikinizin tipine başka skeçleri de rastlamak isteriz. Aynen. Değil mi? Güzel. Bu ikili çalışır. Kemerini ne yaptın? İçeri bıraktım hocam. Yanlış yaptın. Bu tip kemerli çocuk. Bu adam kemerli adam yani. Buna devam. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Parasız olunca yapacak çok fazla bir şey yok. Bir dönem hakikaten öyle bir dönem yaşadım. Evde oturuyordum bütün gün. Zaten oturmak fakirlere has bir eylem. Yani para yok çünkü. Oturuyorsunuz evde bütün gün. Annem arıyor mesela, oğlum ne yapıyorsunuz diyor. Oturuyor zannediyorum. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Biz de oturuyoruz diyor.
Ya eğer o akşam böyle hani bir çılgınlık yapalım diyorsak halamlara oturmaya gidiyoruz. Beraber. Sıradaki skecimizde böyle parasız bir gencin kız arkadaşıyla buluşmasının hikayesi var. Bu skeci altyapıdaki arkadaşlarımızdan Cenan yazdı. Skecimizin adı Yokluk. Onlar için şöyle ekstra büyük bir alkış alabilirsek skecimiz gelsin. İyi seyirler. Kerem, ne oldu? Ne olmuş? Oğlum sen çağırdın, sen söyleyeceksin. Atla gel dedim, geldim sahiden. Ha, kanka şey ya, ben kızla buluşacağım da bende para yok, sende var mı diye şey yaptım. Oğlum bu muydu ya? Ha. Ben de acil deyince taksiyle geldim. Taksiyle mi geldin? Ya evet. Taksi bizim neyimize arkadaş, neyi anlamıyorsun ya? Para yok diyorum, para. Oğlum kızla sevgili olacağım lan, yapsana bir güzellik. Kardeşim bende de yok, biliyorsun yani yok. Boş. Eyvallah kardeşim, tamam. Senin de gerçek yüzünü görmüş olduk, tamam. Ya tamam, al. Son param, al. Bu ne? 10 lira. Sağ ol lan. Ben bu parayla kızla üçüncü buluşmayı da çıkarırım, biliyor musun? Vallahi ben bu parayla düğünümüzü yapar, balayına giderim, çocuklarımı da özel okulda okuturum. Vallahi sağ ol ya. Allah Allah ya, kafeye de gitme beyefendi. Otur burada sahilde, çay iç, piknik ayağına idare edersin işte. Süper fikir. Tamamdır, piknik süper. Tamam, hadi git. Oğlum bir çay ısmarla da öyle gidin. Boşuna mı geldin? Allah belan versin yok kanka. Yemin ederim hiç param yok ya. Vallahi bak, ses bile çıkmıyor. Öyle yok, anladın mı? Yok. Oğlum sen nasıl bir adam oldun? Yazıklar olsun ya. Kanki vallahi sağ ol. Hiç yoktu lan. 5 kuruşum bile yoktu. Kerem, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yapamadık. Boş ver. Ne yaptın acı? Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Ne yapalım? Piknik yapalım. Ah süper. Süper değil mi? Süper. Hazır sahildeyiz. Deniz, güneş, martılar, gemi, ikimiz, ıslak, çıplak. Anlamadım. He? He? Ezel ya. Oturak mı kardeş? Oturak. Oturak. Ay. Bugün çok güzel bir gün. Bizim de seninle ikinci buluşmamız. Aynen, bunu kutlayalım. Ah süper olur. Çay söylüyorum o zaman, demli. Çay mı? He, çılgınlık ya. Bugün de biz padişah gibi yaşayalım be. Çay söylüyorum ama nedir ki be? Çaycı. Çaycı. Az evvel buradaydı çaycı. Benim. Çaycı. Git git. Git abla git. Vallahi yok bana. Merhaba. İyi günler. Çok güzel çiçeklerimiz var. Acaba bu mutlu çift bir çiçek alarak mutluluklarına mutluluk katmak istemez mi? Üstelik bugüne özel bir gül alana bir papatya sadece 9.90. Nasıl çiçekçi lan bu? Kurumsalız biz. Globalleşen dünyaya ayak uyduruyoruz. E üstündekiler? Sadece iş kıyafeti. Ah, bayilerimiz de var. Bayi derken? Tabii. Hocam Tem Otoyolu'nda şarj aleti ve gül satıyor. Abim Ortaköy'de kağıt elma ve gül satıyor. Kaynım da evde yağmur bekliyor. Ha, o da şemsiyeyle gül satıyor. Hemen yağmur yağınca çıkıyor ya şemsiye. Yok, çiftçi o. Tarlası var. Bu işlere bulaşmak istemedi. Çiçeklerim çok taze ama... Alerjisi var arkadaşımızın. Biz hiç gül almayız. Alasın ablama bir gül be. Sevindiresin şu kacıyı. Bırak kız numarayı, sen de zil. Bakın, yöresel çalışıp ağız yapabiliyorum. Alasın be, alasın. Haydi güllerim var, alasın. Alasın be, alasın. Ne yapıyorsun abla? Her yerini gördüm. Allah Allah. Bir saniye, bir şey daha var. Bakın, ikna olacaksınız. Güllerin içinden canım koşarak... Koşarak. Ne yapıyorsunuz? Remix yapıyorsunuz bir de birlikte. Allah Allah. Ne halin varsa gör be, sev sev. Sağ ol. Koşarak. Bak da. Efendim, çok güzel güllerimiz var. Almaz mısınız? Alasın be, alasın. Hasta bipolar. Şişt, tamam tamam, gitti gitti. Ya nereden aklına geldi? Yok dedi, alerjim var dedi de, yok dedi, hapşırıyorum dedi de, çakal. Kerem, gerçekten alerjim var. Ya kadın gül satıp emeğinin karşılığını almaya çalışıyor. Alerjim olmasa kesin yardım ederdim.
Ama sen etmiyor musun yoksa? Kim? Ben. Teessüf ederim. Senin karşında şu anda UNICEF gönül elçisi oturuyor. Tabii ben her gün uyanıyorum, 4 tane gül alıyorum, fakire fukaraya dağıtıyorum Sedef. Vallahi. Ya gerçekten mi? Vallahi ya. Ya ne kadar çok ortak yönümüz var. Değil mi? Öpüşelim mi? He? He? Ne? Ezel ya. Çay söylüyorum o zaman. Hadi. Çaycı. Çaycı. Abi mendil alır mısın? Almam, defol git buradan ne olur. Abi bir tane mendil al be. Almam oğlum, param yok lan. Abla! Abi bir mendil alır mısın? Ah çocuk. Ya şuna bak ne kadar tatlı, yerim seni. Ben de seni yerim fıstık. Lan! Bir mendil alsana abi ya. Yok abiciğim. Abi bir mendil yok. Al. Al bir mendil. Yok abi. Bir mendil alsana abi kıza. Lan kıza niye mendil alıyorum? Halay başımı kız. Mahmut Tuncer ya. La, le, lo, si, do. Evet. Komik değildi. Oğlum. Ya sen ne yapacaksın o parayla? Okul harçlığını mı çıkaracaksın? Tiner alacağım. Boyacıyız biz. Ya tiner alacakmış, boş ver, vermeyelim hiç. Hayır. Tamam, tövbe ettim. Tiner almayacağım. Almayacağım dedi işte. Almayacak mı? Almayacağım mı? Almayacağım. Hadi ya, ver. Ha, bende bozuk şey yok çok. Ama bekliyor. Ha, bekliyor mu hala? Ha, hadi. Tamam, o zaman sen... Veriyorum. Ver, hadi gel. Tamam. Al. Al canım, al abicim. O değil de çok tatlı değil miydi ya? Ya nesi tatlı Allah aşkına? Görmüyor musun tipi? Apaçı bir tip. Bu mu tatlı ya? Kerem, ya benim dilim damağım kurudu. Bir şeyler mi içsek? İçmesek. Hayır, içmeyelim. Dilin damağın kuruduysa tüktüğünü böyle ya ondan sonra yut. Uzmanlar diyor ki bu diyor çok diyor vitaminli diyor. Omega 3, 5, 7 hepsi bunda diyor var. Tüktüğünüzü kullanın diyor. Canan Karatay tabii. Ne yapalım? Ne yapalım? Gidelim ya. Aman bu ne biçim sahil? Deniz lokasyon çok kötü. Hizmet sıfır. Çaycı yok. Yürü gidelim başka yerde içelim. Başka yerde içelim. Vallahi bak bir piknik şeyim var. Çaycı gelmiyor. Bu nedir ya? Çay. Tavşanlar bu çayı görünce sıraya giriyorlar. Kan bağışı yapmaya. Abi benim kanımı al. Abi benim kanımı al. Tavşan kanı bunlar. Çay verir mi? Senin zamanlamanı ben. Ya, ya geldi işte. İki çay almayalım mı? Alalım. İki çay bize. İki. Bir. Bir de yarım koyuyor ya. Bir. İki. İki. İki de kağıt elma almayalım mı? Alalım. İki de kağıt elma. İki. Bir. İki de çekirdek almayalım mı? Almayalım. İki de çekirdek almayalım. Sedef bir tane alalım. Çitelim. Uzmanlar diyor ki israf etmeyin, etmeyin diyorlar hep. Tamam, doğru. Bir tane olsun. Tamam. Bir tane çekirdek, bir bize. Bir tane. Bir abi ha. Bir. Abi. Tamam. Ne oldu? 13 lira alayım abisi. Niye? Aldıklarınızın parası. Ha, sen oradan benim kaba az evvel şey oldu da. Abi şöyle bir durum var. Bende para yok. Ya mı? Genç adamım be. Olunca veririm, ha? Yok. Sen de bu yollardan geçmedin mi sonuçta? Nedir ki yani, ha? Yok. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Türk sinemasında böyle mi? Türk sinemasında fakir çocuk zengin kızla buluşmaya giderken bütün esnaf onu giydiriyor, kuşatıyor. Sen ne biçim esnafsın abi? Aa! Lan abisi biz burada Türk sineması mı çeviriyor lan? Çevirmiyoruz. Benim paramı verin. Tamam. Benim paramı vereceksiniz. Tamam. Arkadaşından balonu, kimden olursa tamam, benim param. Aha. Şurada bekliyorum. Bereketini gör. Sağ ol. Sağ ol. Oh! Afiyet olsun. Sağ ol. Tatlı mı? Hı-hı. Baldan tatlı. Bir gün ben de yiyeceğim. Sezercik ya. Sedef ben sana şey diyeceğim ya. Ne diyeceğim? Boş ver ya. Şimdi düz. Şimdi sol. Sol burası. Evet. Aşkım 3 saattir gözlerim kapalı yürütüyorsun. Ne sürprizi ki bu? Şimdi sağ. Sağ burası. Şimdi bana dön.
Aşkım neredesin ki sen? Sesime gel. Sesin. Evet. Aç gözlerini. Aa sen. Aşkım burası bizim ilk tanıştığımız yer. Yoksa sen... Sana söylemek istediğim önemli şey. Aa bu şey bu. Kim bu? Asker arkadaşım. Kerem sen bedelli yapmadın mı? Evet bankadan sıra arkadaşım. Ne var bunda? Ben bir selam verip geleyim. Ayıp olmasın adama tamam. Şimdi. Tamam, hadi bakalım. Sana söylemek istediğim önemli şey benimle. Abi pardon. Abi yanlış anlama. Dilenci değilim. Mendil satıyorum. Sevgilimle buluşma harçlığımı çıkartıyorum abi. Varsa 13 lira şunu. Hep aynı numara lan. Ne numarası abi? Hep aynı numara. Ben mendil satıyordum. Hep aynı numara. Numara değil ama mendil. Ben mendilden o. Kerem. Hey be tertip. Kızı bulunca unuttun bizi. Kızı buldun unuttu. Abi kızı bulduk mu? Kız bulundu mu abi telefon? Aşkım. Tamam o zaman siz onu... Şile'ye şeye oradan onun tamam abi görüşürüz haydi. Haydi görüşürüz abi selametle. Görüşürüz tamam o şey görüşürüz abi haydi bakalım. Kerem ne oldu orada öyle ya? Asker arkadaşım beni tanımadı. Tertip ne yapıyorsun dedim. Kalk git buradan. Kalk dedi. Kovdu beni. Dilenci sandı beni senden. Çok kötüyüm şu an. Kerem abartma öyle çok da bir yaşanmışlık yok. Şu bedelle küçümseyip durmayın senden. Allah Allah. 21 gün gittik yaptık işte. Tamam. Sen biraz git ben burada deniz havası alayım iyi gelecek. Ya, birlikte tamam. Yürüyelim. Yok hayır sen git ben deniz havası. Git ya ben diyeyim burada. Kerem duruyorum. Hadi yürü. Tamam önümde dur o zaman. Hızlı hızlı da tamam mı? Önümde dur. Haydi kız yürü tamam. Lan absi. Hesabı vermeden nereye gidiyorsunuz lan? Abi asker arkadaşım zaten şey. Kerem sen para vermedin mi? Vermedim. Ya Sedef benim şey abi. Senin paran mı yok? Bak anlıyor. Abi tamam. Benim kart şey oldu da ondan o şey Kerem, yok. Kerem neden bana söylemiyorsun ya? Ya şimdi bizim ikinci buluşma ya. Ben hesabı sana ödetirsem sen beni yanlış tanırsın diye ben şey yapamadım. Ya asıl sen böyle yaparsan ben seni yanlış tanırım ya. Ben öderim ne olacak? Gerçekten mi? Evet. Öde o zaman be. Tamam. Öde ver gitsin. Tamam. Ver öde ver bahşişiyle ver ona. Şöyle buyurun. Yalnız 13 lira abisi. Tamam ver biraz daha ver Eşap. Bende nakit bu kadar var. Abi bizim nakit o şey olduğu için. Lan siz seviyor musunuz birbirinizi? Evet. Harbi mi? Harbi. Abi be. Kız arkadaşımla bende 10 lira var. Üstünü de şu mendille tamamlarsak abi aslında. Tamam lan bu seferlik benden olsun hadi gir. Ya teşekkür ederiz. Ney? Benden olsun. Ne demek benden olsun ya? Lan ne demek benden olsun? Ben sabahtan beri burada sana para ayarlamaya çalışıyorum ya oğlum. Şimdi gelmiş benden olsun diyorsun. Ben dayak yiyordum lan. Lan benim götüme yılan kaçmış çıkaracak leylek arıyorum. Sen gelmiş bana benden olsun diyorsun. Değil peşindesin lan kabul etmiyorum. Kredi çeker öderim lan ben o parayı. Öderim lan kabul etmiyorum ben bunu. Ben gideceğim babaannemin evine şey yapacağım. Ben gaza geldim şu an. Kerem abartmıyorsun şu an. Ne yapıyorsun? Abartıyorum ben gaza geldim abi kusura bakma. Gelme. Gaza gelme güzel kardeşim. Ya siz madem ki birbirinizi seviyorsunuz, niçin üzüyorsunuz ya? Böyle ufak tefek şeylere niye takılıyorsunuz? Yahu paylaşsanız da hesabı da, hayatı da paylaşın. Rabbim. Rabbim bana neler söyletiyorsun öyle sen ya? Hayatı da hesabı da paylaşın diyorum ya. Ben ne kadar güzel konuştum şu an. Ama senin kudretinden. Evet. Harika. İşte bu. İşte bu. Bak esnafla halk çok güzel kenetlendi abi şu anda be. Vallahi helal olsun. Abi sen girdiğinde hani senin çayla ilgili bir lafın vardı. Ben o ara çok gergindim. Onu çok idrak edemedim. Onu bir... Harbi mi? Vallahi be. Hadi. Hadi.
Ya. Hadi. Taşanlar sıraya giriyorlar buna. Bir daha yapacağım. Peki abi, buyur. Bu çayı gördüler mi? Taşanlar sıraya giriyorlar. Kan vermek için abi, benim kanımı alın. Abi benim kanımı alın. Çok iyi ya. Evet, süper. Ver o zaman iki çay. Senden. İki vermeyin. Bir verin. Onu da paylaşın. ŞGH midir bu? Güzel hareket diyen var mı? Biraz uzun olmakla beraber güzel bir skeçti. Biz şimdi çok sayıda skeç yaptıkça bunların türleri oluşuyor. Buna biz lahana diyoruz yani. Her kabuğunu kaldırdığında bir şey çıkan. Soğan da denebilir. Belki bu ikisinden daha da iyi bir şey de bulunabilir. En iyi şaka hangisiydi? Çiçekçi. Çaycı. Tavşan kanı şakası, evet. Ama ilki, ikinci evet. Biraz sağlam derken... Şöyle olmuş, onun reaksiyon aldığını gören Cenan, adı güzel kiskecin yazarı değil mi? Sen evet. Yazdın. Finalde onunla bitirmek istemişsin, iyi fikir. Ama o bir kendiliğinden olmalıydı. Yani işi bitti adam, giderken söylese daha doğal olurdu. Onu bir daha yapar mısın gerçekliğini yitirdi. Skeç bitti, adam başka yere gidiyor. Oradan yaparken, mesela nitekim al şimdi bunu. Al şimdi bunu. O giderken siz de gidin. Giderken yapalım şimdi. Taşanlar sıraya giriyorlar abi, benim kalbim. Ya hayatım, bu buluşma çok iyi oldu ya. Ben Fatih'i acayip özledim ya. Adam resmen burnumda tutuyor bak. Fatih. Fatih. Vay arkadaş, bana bir kere böyle romantik cümle kurmadın ya da. Ya hayatım, sen hem o sesinle hem de... Tamam, biraz şöyle. Yani sonuçta vay arkadaş lan falan diyen bir kadınsın yani. Çok kasma bence. He. Tıs. Yaşıklı. Akşam pes atak mı? Atak ya. Pes atak akşam. Batağa düşek. He. Ya Aslı, vallahi libidomu düşürüyorsun ya. Ay canım, hiçbir şey olmaz, tamam. Ay yalnız ben de Burcu'yu çok özledim ya. Kız bir çocuk yaptı. Bay bay, bir daha ara da bulursun. Ha bir de zorlamasak bir yere çıkacakları yok ha. İyi oldu bak, onlar da nefes almış olur hem. Ama çocuk çok tatlı değil mi? He? Böyle pörtlek pörtlek gözleri var. Kafası kel. Kollar böyle uzun, bacaklar leylek gibi, elleri pençe gibi. Çok tatlı ya. Aşkım o bebek değil ya, böyle oluşum gibi bir şey anlattın ya da mitolojik yaratık. Öyle bebek yok yani benim bildiğim. Ha sen çok bil. Ne, çok biliyorum. Ha, ne yapıyor? Babacığım. Ne yapıyor? Anne, dolapta meyve püresi var. Ha, onu vermeden önce oda sıcaklığında beklet, tamam mı? Hadi, bir saate geleceğiz zaten. Tamam. Ya! Kanka! Abi ne haber ya? Ne yapıyorsun? İyi yavrum. Ya! Ne haber? Ay, ne iyi oldu geldin. Kızım sen ne olmuşsun böyle? Nasıl incel misin ya? Vallahi. Evet. Bavul ne ayak? Ha, çocuğun çantası ya. Değiştirmeye üşendim. Boş ver. Çocuk içinde değil, değil mi? Yo. Çocuk evde abi. He yok, biz şaka olarak şey yapmıştık. Bert. ne içiyoruz? Ha Fatih, araba kullanıyoruz ona göre. Aa, araba mı aldınız? Hayırlısı olsun. Bebek arabası. Ha okey, tabii lazım o da. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ay inanmıyorum ya. Eline bir de kağıt kalem almış. Çok tatlı. Heh, sipariş yazmak için. Çelçipaliç mi yazıyorsun? Çelçipaliç mi yazıyorsun? Nasıl yazıyorsun? Kalemle. Kalemle. Kızdı bak, kaşlarını çatıyor. Kızayım mı? Kaş çatmak yok. Çok kızayım. Fatih, ne yapıyorsun oğlum Fatih? Ne yapıyorum abi? Neyse, kardeş sen bize 4 tane limonata getir ya. Tabii. Eyvallah. Teşekkürler. biz de bebişe hediye aldık. Artık güle güle kullansın bakın, beğenecek misiniz? Ya. Ay çok tatlı.
Çok güzel. Ya yerim sizi ya. Tatlı mıymış bunlar, neymiş bunlar? Cem, bu ellerle mi aldın? Cem, bu ellerle bir şey hediye mi aldın? Kopa yiyin bunları. Yiyin bunları. Hadi bunu yiyin. Bırak. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Alt tarafı bir hediye aldık yani. Abi biraz uykusuzum da kusura bakma ya. Canım olur, olur canım öyle şeyler. Çocuklu hayat kolay değil ki, biz anlıyoruz değil mi canım? Tabii tabii, öyle doğru. Kolay evet. Değil. Şimdi kaç yaşın oldu? 19 aylık. Kaç oluyor? 19 ay. Can çocuk kaç yaşında? Ama var ya, o kadar güzel bir duygu ki inanamazsın. Allah sana da anneliği nasip etsin Aslı. Harika bir duygu. İnan ki canımdan bir parça çıkıyor. Düşünebiliyor musun? Biz mesela Fatih'le dün gece sabaha kadar uyumadık. Böyle izledik, baktık. İnanılmaz. Gözümden yaş mı geliyor benim? Ağlamıyorum aslında. Kendiliğinden oluyor. Ay canım ne güzel. İyi misin? Çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Ne göstereceğim Allah aşkına? Dur. Bakayım. Aa, çocuğun fotoğrafları. Evet. Burada da yok. Allah. Çocuğun yüzüne hep emoji koymuşsunuz. Evet. Niye sansürlediniz çocuğu? Nazar diyor ya abi. Bir maşallahınızı alırız ya. Maşallah. Kanki, işler nasıl gidiyor? Vallahi kanka biliyorsun piyasalar kötü ya. Baksana. Burada kakasını yapıyor ya. Çok iyi değil mi ya? Kaka yapıyor ya. Çok iyi ya. La havle. La havle değil kanka. Maşallah diyeceksin. Maşallah. Evet, maşallah. Limonatalar geldi. Tamam. Çok özür dilerim. Yok bir şey yok. Bir şey oymadı. Bir şey oymadı. Sana hiçbir şey oymadı. Yok bir şey yok. Bir şey oymadı. Bu mu yaptı? Yok. Bu mu yaptı? Eh sana. Uydun mu aşağıya? Uydun mu aşağıya? Oy, bir daha yapmayacakmış. Gel bir yanak ver bakayım. Burcu, ne yapıyorsun Burcu? Fatih. Ne oldu abi? Abi yanak alıyor. Onu da mı ben alayım abi? Her şeyi ben alıyorum ya. Bez al Fatih, mama al Fatih. Her şeyi ben alıyorum ya. Vallahi çok yorgunum. Uykum var benim ya. Ama uyumak yok. Şimdi uyursak ne olur? Gece uyuyamayız. Hiç öyle şey olur mu Aslı teyzesi? Olur mu öyle şey? Tabii canım, şimdi uyursan akşam uyuyamayız. Aslı ne yapıyorsun Aslı? Ne bileyim abi. Hipnoz oldum lan. Yalnız var ya limonata. Limonata lim 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 lim. Tayniri tin 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 tin. Hepsini içtim bitirdim dim dim dim. Limonata lim 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 lim. Hadi bakalım ne güzel. Ne yapsak biz? Biz kalksak mı ya? Ya! Hayır be! Olmaz. Bak hem oyun falan oynarız. Özlemediniz mi? Eski günlerdeki gibi. Evet tamam oyun işte hadi. Evet, hadi oynayalım. Hadi, hadi oynayalım. Hadi poker moker. Batak batak. Poker diyor ya. Hay Allah sizi. Bunu oynayacağız. Bu ne ya? Zeka şeysi abi. Süper bir oyun ya. Bak bir oynayalım. Ne şeysi? Ne şeysi? Bu bir de şaşırıyor. Bunun aklı daha düşüyor aşağıya bak. Ne şeysi? Ne şeysi? Allah'ım çok tatlı bu ya. Çok çok. Sen bir de onun yeşili göreceksin. Böyle tay 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 tay. Nasıl gidiyor? Aslı ne diyorsun Aslı? Can kurtar. Vallahi ben kaydım. Lan sinirlerim bozuldu ya. No, helal helal. İyi misin? Aa gazo gaz gaz gazo. Gel. Bir şeyim yok, iyiyim. Çelingacın mı varmış? Çelingacını alalım ben. Alalım çelingacını. Ya bir dur. Bir dur ya. Ne yapıyorsun abi? Şuraya geçer misin? Şuraya geçer misin Fatih? Otur şuraya. Arkadaşlar, ebeveynlik böyle bir şey değil ya. Bu nedir ya? Siz kendinizi unutmuşsunuz. Siz bizi unutmuşsunuz. Ya biz her hafta sonu bir yere giderdik, bir şey yapardık. Tamam öyle olmasın da böyle olmasın. Bu nedir ya? Tamam Can çok şey yapma sen. Ne yaptım Aslı? Adam gazımı çıkartmaya kalktı. Ben şimdi burada pırtlasam kim verecek bunun hesabını? Tamam aşkım yetişkin adamsın tutarsın bir şey olmaz. Ya tutamasaydım? Ya tutamasaydım? Abi haklısın ya. Vallahi haklısın. Yani biz de bu duruma nasıl geldik bilmiyoruz ya. Ya oğlum biz de özlüyoruz eski günleri de işte. Ne bileyim olmuyor yani bir şekilde. Biz biraz kendimizi mi kaybettik ya? Abi her şey ona göre ayarlanıyor. Yani tamam sevgisi paha biçilmez de ne bileyim kusmuk kokuyorum oğlum. Kusmuk kokuyorum lan.
Ya biz sizin de gününüzü mahvettik, tamam. Ya yok yok, Burcu saçmalama, öyle mi dedik? Ama celle şahane bak. Ya Allah'a da verdim, olmaz gidip. Gitmeyin abi, can bir şey desene. Ya ama. Yok, tamam. Arkadaşlar, özür dilerim ya. Ben biraz fazla abarttım galiba. Yok abi yok ya, sen haklısın. Neticede bugünün şehrinden keyfe keder kim demiş lollipop zinciri diye. Ha? Oğlum benim çok uykum var ya. Ah canım, kıyam. Ya tamam tamam, dur bak. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Size gidelim, tamam mı? Biz bebeğe bakalım. Siz de uyursunuz, nasıl? Vallahi. Tabii canım. Vallahi mi? Yazık lan size. Vallahi gidelim. Abi çok iyi olur ya. Pardon, hesabı alabilir miyiz? Ben gelmesem siz gelip ödeseniz. Gel, gel. Gel buraya, gel sen. Gel. Kıvırcık ya, çok tatlı. Acayip bir şey. Şş, gülüm. Bak, biz şimdi gidiyoruz ama sen korkma, tamam mı? Bu abiyle abla gene gelir. Bir abla da göster. Abla. Geçmiş olsun. Akşam oldu. Eve gitmek lazım. Akşam olunca, güneş batınca, uyku zamanı. Haydi yatağa. Haydi yatağa. Çok güzel hareket diyenleri diyorum. Güzel hareket diyen var mı? Bunlara iyice bir bakın. Hakiki bir meseleydi doğrusu. Benim de sık sık başımdan geçen. Gaz almak ki ben o konuda bir ustaydım. Çocuk feryat figan eder, 5 dakika burada dur. Hemen alırım. Şimdi ne oldu bunun notu tam olarak? Çok güzel hareket diyenler. Güzel hareket diyenler. Şimdi buna göre puan veriyoruz da arkadaşlara. Ona göre ben tam notu bir bileyim diye söyledim. GH buçuktan ÇGH gibi güzel çalıştı skeç. Güzel skeçti. Konusu hakiki bir konuydu. Benim Baby TV ile geçirdiğim günler geldi aklıma. Ara sıra Rodin açıyor Baby TV'ye, ne oluyor diyorum. Biraz nostalji bizim de hakkımız diyor falan. Çok güzel hareketler devam ediyor. Merhabalar, Ayşegül ben. Bu skeci ben sunmaya başladım şu anda. İyi ki söyledin biz de. Ayşegül başladı. Herkes buna, tamam mı? Devam et Ayşegül. Biliyorsunuz Anadolu yakası, Avrupa yakası ortak noktasıdır beyaz yakalının. Sabah 9, akşam 5, gün boyu çay kahve de beleş. Plaza çalışanının çalgısı klavyedir. İş arkadaşı da kavalyesidir. Bir dakika, bir dakika. Bu sunuş kafiyeli mi yazdınız? Evet hocam. O zaman şiir gibi okusana. Ha öyle. Küçük çocuk gibi oku. Bak çok güzel olacak. İnşallah. Anadolu yakası, Avrupa yakası. Ortak noktasıdır beyaz yakası. Sabah 9, akşam 5. Gün boyu çay kahvede beleş. Plaza çalışanın çalgısı klavyedir. İş arkadaşı da kavalyesidir. Şimdi bir üniversite öğrencisinin beyaz yakalıya evrilişini izleyeceğiz belgesel tadında. Atakan'la ben... Soracağım. Ne anladınız? Ne anlatacakmışız? Anlayan bir kişi var mı? Ne anlatacakmış abi? Bir şey anlayamadım hocam. Ne anlatacakmış dayı? Anlayamadım. Hocam şimdi o anlayacak. Bir düz okudun, bir şiir okudun, kimse bir şey anlamadı. Siz anladınız mı? Neyle ilgili? Beyaz ya, yani doktor. Hayır. Yok hocam. Plazada çalışanları anlatıyor. Bir kişi anlamış. Bence senin akraban mı? Plazalardaki... Beyaz yakalılarla ilgili bir skeç geliyormuş. Evet. Ayşegül'ü alkışlıyoruz bebeğimi. Sposta bir gitmen gerekmiyor muydu? Şey hocam, şimdi gidiyorum. Atakan'la Engin yazdı. Beyaz yakalısı geliyor. İyi seyirler. Bunun için mi beni şey? Good morning.
morning class. Good morning teacher. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün belgesel kuşağımızda beyaz yakalı su inceleyeceğiz. Thank you, sit down. Here is the beyaz yakalı su. İşte karşınızda üniversite çağlarında olan başkalaşmamış bir beyaz yakalı su adayı. Beyaz yakalı su. Beyaz yakalı su adayları üniversitenin ilk yıllarında her şeyden habersiz ve umarsız hayatın tadını çıkarırlar. Chickering of life. Habersiz ve umarsızım ya. Hiçbir hayat gayem yok. Evdekiler beni ders çalışıyor zannediyor. Abi çok iyi ya. Bizimkiler de beni yurtta sanıyor. Çok iyi değil mi? Abi çok iyi ya. Bizimkiler de beni lisede zannediyor. Çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Bizimkiler de beni barda zannediyor. Çok iyi değil mi? Hiç iyi değil ya. Kızım niye söyledin barda olduğunu? E sordular. Ama abime söyledim. İdare edecek beni. Abi çok iyi ya. Mr. and Mrs. Brown went to the seaside. Yılların nasıl geçtiğini anlamayan beyaz yakalı üniversitenin son senesinde kabuğunu kırar. Kabuğunu kırmak. Artık bir karar vermesi gerekir. And Jennifer Lopez. Abi 4 sene ne kadar çabuk geçti ya. Hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız biz şimdi? Vallahi ben magazinci olacağım. E sen kanatlı hayvan yetiştiriciliği okumadın mı? E uçan kuş işte. Çok yanlış anlamış ya. Boşuna biz bir işe mi girsek ya? Abi şöyle, bizimkilerin aile şirketi var, yumurta işi. Gıt gıt gıda. Ben gideceğim onlara bir şube açacağım. Bye. Ben ailemin başına iş açacağım. Benden adam olmaz. Hadi eyvallah. E ben ne yapacağım? When you look at the tabula, işte o sırada yetişkin bir beyaz yakalus içeriye girer. Megan Fox. İşte. Oh my God. Karşınızda bir alfa beyaz yakalus erkeği. Beyaz yakalus. Onları diğerlerinden ayıran bir takım özellikler vardır. Pahalı bir takım elbise, marka kol saati, elinde çanta, karton bardakta malum marka ve sırma gibi saçlar. What can I do sometimes? Asuman'cım. Alo, Asuman ofiste misin tatlım? Beni arayan soran oldu mu? Karım mı aradı? Aa, ben de açmıyorum. Ağzımız bir olsun. Sen de açma. Tamam. Not alır mısın lütfen? Benim 3'teki meeting'i set et. 4'teki meeting'i cancel et. 5'teki meeting'i skip et. Skip ettiğinde forward et. Herkes duysun onu. Tamam? Okey, hadi bye. Şey, rahatsız ediyorum ama sizde tam bir işveren tipi var. Ben de üniversiteden yeni mezun oldum. Bana iş verir misiniz? Ha, girişken gençleri severim. Ne okudun sen? Çinli sanatı ve tasarımı. Çincem vardır senin ha? 3 gündür gülmüyorum. Araya hafta sonu girdi. Ne diyeceğim? Neyse ben tutmayayım seni. Görüşürüz. Durun gitmeyin. Ne iş olsa yaparım. Ne diyorsun? İzin yapmam. Bayramda da seyranda da çalışırım. Hadi ya. Çay koyarım, ortalığı silerim, kolonya tutarım. Ne iş olsa yaparım. Şaşırt beni evlat. Bedavaya çalışırım. Ah bu vicdanım. Beni yumuşak karnımdan vurdun çocuk. Halbuki sabah da cime gitmiştim. Neyse. Şu benim kartım. Sabah 9 gibi HR birimini ara. Bakalım bu iş için feasible mısın? Feasible mıdır herhalde? Değilsem de feasible olabilirim diye düşünüyorum. Tamam, o saçı kes. Ama ben bu saç için... Kısa kes. Saç sevmem. Next station, Taksim. Interchange station to Taksim, Kabataş... Ve ilk iş görüşmesi. Bir beyaz yakalusun geçmesi gereken ilk sınav. Bu sınavı geçerse sürüye katılarak beyaz yakalusların doğal yaşam alanı olan Maslak ve Gayrettepe düzlüklerinde bir plaza topluluğuna katılabilecek. Çeşme. Aksi halde tek başına yaşam onun için çok zor olacak. Die Hard, Bruce Willis. John Travolta. Merhaba, benim sanırım. Hmm, kendinden emin değil yazıyor. Nasıl? Hoş geldiniz, buyurun. İsminiz? Yaşar ben. Nasıl, rahat geldiniz mi Yaşar Bey? Biraz trafik var. Cevabı da... önemli değil. Sizi rahatlatmak için sordum. Rahatladınız mı? Yok. Güzel. O zaman başlayalım. CV'nizden gördüğüm kadarıyla hiç iş tecrübeniz yok. Oysa biz 3 yıl tecrübeli yeni bir mezun arıyoruz. Ama hem yeni mezun hem 3 yıl tecrübeli nasıl olacak? Şüpheci yazıyor. Peki İngilizceniz ne seviyede? İngilizcem yok maalesef. Seviyesiz yazıyorum. Peki kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Şimdi 5 yıl uzun bir süre. Göremiyorum. Görgüsüz yazıyorum. Peki son bir soru Yaşar Bey.
Sizi neden işe alalım? İşsizim. İkna oldum. İşe alındınız. Hayırlı olsun. Buyurun. Filç ve kahveniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Allah'ım şükürler olsun. Artık ben de bir plaza çalışanıyım. The number you have called cannot be reached at this moment. Sanki plaza satın almış gibi yersiz seviş gösterilerinde bulunan beyaz yakalus artık yuvasındadır. At the yuva. İlk günden yeni yaşam alanına uyum sağlamaya çalışır. Cabin crew cross check. 1967. Ya anneciğim niye bulamayayım koskoca plaza ya? Buldum tamam. Tamam yerime geçince arayacağım. Geçtim yerime. Tamam kapat artık ne olur ya. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Allah kurtarsın evlat. Teşekkür ederim. Abidin Çam. Bu şirketin klinik menajeri. O ne? Temizlik görevlisi. He. Bu şirkette her şey benden sorulur. İnanır mısın 20 sene önce temizlik görevlisi olarak başladım ben buraya. Şimdi? Gene aynı. İstikrar önemli. Senin ilk galiba. Evet, benim ilk. Plazalık çok zordur evlat. Biz renkli hayatların renkli çocukları değiliz. Hep bir tane maske yüzümüzde. Bazen dışarıdaki hayatı özleyip durun, bilip durun. Evet, oldu o zaman. Ben yerime geçeyim. Beni geçiştirme. Bak beni geçiştirme. Seni çok pis ezerler. Kendini ezdirme. Mücadeleye hazırla kendini. Anladın mı? Neyse, ben gideyim de maillerimi temizleyeyim. And the Oscar goes to... And the... Sürünün en yaşlısıyla tanışan beyaz yakalus ortama uyum sağlamaya çalışır. Daha tecrübeli olan diğer üyelerin onu kabul etmesi çok önemlidir. Give it to me baby. Oh yeah. Oh yeah. Ay bu pazartesi sendromunun bir ilacı falan yok mu ya? Şöyle damardan alsak. Darling bugün salı yalnız. Ne diyorsun ya son 6 gün? Hı hı. Ah ya bu salı da zaten ne kadar saçma bir gün ya. Pazartesi hafta başı okey. Hı hı. Çarşamba ortası yolun yarısı. Hı hı. Perşembe Cuma'nın habercisi. Hı hı. Cuma'yı zaten söylemiyorum. Thank God it's Friday. Salı ne abi? Tuesday. Perşembe. Thursday. Abi ben ikisini bir türlü oturtamıyorum. Yok olmuyor yani. Abi uyanamıyorum ben ya. Kahve? Sağ ol canım. Ay, ay yana, yanarsın. O, uyanmadığım için yanmıyorum ya. Abi çok sıcak bu ya. Pardon, merhaba sen yeni çocuksun sanırım. Evet öyleyim sanırım. Şira ben, marketing manager'ım. Selam, ben de Yapraksu, marketing assistant manager'ım. Ben de Berkcan, ne zaman istersen aracınım. Abi uyanamadım ben ya. Demek uyansa ne şakalar ne şakalar. Günaydın arkadaşlar. Ah, günaydın canım. Yine şahane görünüyorsun. İnanılmaz. Bal maskesi yapılmış, gözlerim kamaştı. Senin fikrinde. Günaydın Cem Bey. Sen kimsin? Geçen hafta görüşmüştük, beni işe alacağınızı söylemiştim. Ah tamam, hatırladım. Hoş geldin, partisi yaptınız mı? Yok efendim, ne gerek var? Yani şimdi... Gerek yok yani. Ama ben de öyle düşünmüştüm zaten, tamam mı? Üzülüp üzülmene gerek yok. Herkes işinin başına. Tamam. Kiss me and touch me and look at the white teacher. Thank you, oh my God. Beyaz yakalusların haberleşme ağı çok gelişmiştir. Bir beyaz yakalus, üç plaza ötedeki dedikoduları bile rahatça duyabilir. Karşı gidalar plaza. Kızlar size bomba bir haberim var. Yaşar sen de dinle. 32. kattaki Tanga Buse ile Cem Bey hafta sonu AVA'ya gitmişler. Nasıl ya? Toplantı falan mı vardı? Ne toplantısı bebeğim? Motivation ya, motivation. Ay ben şok, hatta lost. Ben de diyorum ki bu kız nasıl alıyor bu terfiyle lise diplomasıyla? Ama bence insanların günahını almayalım. Dedikodu olabilir sonuçta. Tunç içmeyeceğiz he. Tunç içmeyeceğiz. Ay çok yeni ya. Çok şeker ya. Bakın diyorum ki bence bu durumu bir değerlendirelim biz. Onun için aybaşı olmasına rağmen yarısına yemiş yemek kartlarımızın verdiği gereksiz özgüvenle annen evde yapsa baban evliliği sorgulatacak aşırı pahalı kinalı salatalarımızı yerken değerlendirelim. Nasıl? Okey. Okey. Ben varım. I love shish kebab and there is the Dolmabahçe Palace. Ve genç beyaz yakalus artık Suriye'ye uyum sağlar. Zamanının çoğunu kafelerde, yeni keşfedilen esnaf lokantalarında, iş çıkışı Karaköy barlarında, hafta içi lounge, hafta sonu brunchlarda geçirmeye başlar. Santiago Bernabéu. Abi,
şey söyleyeceğim. Bayram tatilinde ne yapıyoruz? Ben Güney Fransa'ya gidiyorum. Aa, biletler çok pahalı değil mi ya? Yok, 8 yıl önce aldım indirimden. Ve tatlım 14 yaşındaydın. Vizyon işte. Şahane. Sen ne yapacaksın? Abi ben bayramı yıllık izinle birleştirdim. Bayramdan sonraki cuma yokuz. Arife zaten kapalıyız. Ondan sonra yılbaşı geliyor. Yılbaşını sömestrla birleştirdim. Sömestrden sonra kurbanla 23 Nisan'ı birleştirdim. Kabotaj bayramı da ebeler haftasını birleştirdim mi? Abi ben bu sene çalışmayacağım galiba ya. Hafta sonu Alaçatı'da ot festivali var. Ben cumadan izin alıyorum net. Bence Alaçatı baydı ya. Olimpos yapalım. Bence Olimpos bozdu. Bence Kaş yapalım. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Çok iyi. Bakıyorum da iyice plaza Yaşar olmuşsun Yaşar. Anlamadım. Yerleri diyorum, anca sildin. Dikkat etti Gayma. Mama, mama, I am hungry. Would you please give me something? Sürünün en tecrübelisi bu konuda haklıdır. Genç beyaz yakalı bir süre sonra her şeyin göründüğü kadar toz pembe olmadığını fark eder. Oh, Charlie, Batman. Alo, alo. Alo. Hangisi çalıyor ya? Alo. Satış departmanı buyurun. Alo. Pardon, hattan düştünüz. Alo, onlar stoktaki ürünleri biz sizin için ayırdık. Evet, hazır, her şey hazır. Geliyor değil mi ürünler? Nasıl gelmiyor? Ben şimdi geliyor dedim. Olayın sizinle hiçbir alakası yok. Bak, beni adama yalancı çıkarıyorsun ya. Bir saniye, ben sizi görüştürüyorum. Siz bir konuşun, ben hemen geliyorum. bu neydi ya, bu neydi? Bunun şifresi ne ya? Alo, anne. Ben çok zor durumdayım. Çok kötüyüm ya. Ben ne yapıyorum ya? Benim dedikodumu yapmadınız değil mi? Tamam. Kapatıyorum ben. And the present perfect tense. And look at that grammar. Genç ama yorgun beyaz yakalus bir anda kendine bir soru sorar. How are you? Ben ne yapıyorum ya? Der. Belli bir zaman cevap gelmeyince hemen kendi sorusunu yine kendine cevaplar. Answer. Şirketin bize verdiği yemek kartları, bu bilgisayarlar, kinoalı salata. Ben bu hayatı istemiyorum ki. What do you want? Peki ya ne istiyorsun? Ege'ye yerleşip domates yetiştirmek istiyorum. Oh, it's so cliche, man. Hadi ama bu çok klişe. Karaköy'de kafe. Hala kafe diyor ya. Bu ne abi? Adam Türkçeyi söktü senin yüzünden. What the fuck are you talking about, man? Come on. Hadi ama lanet olsun. Hey. Allah'ım ben ne yapacağım? Get out. Get out of my ship. Yaptığı işin kendini tatmin etmediğini anlayan beyaz yakalısı için geri dönüş artık çok zordur. Plazanın zehri damarlarına çoktan girmiştir. Ajandasındaki tüm invasion'ları set edip arkadaşlarını push etmekten başka bir şey düşünemez. Üstüne üstlük vücudundaki azalan kafein miktarı onu düşünmekten alıkoymaktadır. Precious, my precious. Efendimiz. Give it to me. Ve beyaz yakalus açlığına yenik düşer. Herkes rufta mı ya? Happy Friday başladı mı? Berkcan, Şira, Yaprak Su. Alo. Evet, Yaşar'ın annesi. Maalesef, kaybettik. Evet. Siz şey edin, danışmaya temiz çamaşır getirin. Ben alırım, ilgilenirim. Bir de filtre kahve. Yok, Türk kahvesi olmaz. Filtre kahve. Zaman mı geçeceğiz? Önce Türk kahvesini alsınız, ondan sonra demleme çay. Evet. Once upon a time, when I was younger, I was looking at my window. Look at evet, bu hafta incelediğimiz beyaz yakalusları gördünüz. Haftaya yepyeni bir konuda yepyeni şeyleri inceleyeceğiz. Oh, thank you, sit down. Please, come on. Çok güzel hareket diyenleri duyalım. Zaman zaman ezberiniz tırt olsa da, bir akmasa da güzel geçti.
Sen o yaptığın dansı bir yapsana. Onu ben Rodin de bana yaptırmaya çalışıyor. Ben bir türlü o şey mantığını anlayamadım. Yap bakayım ya. Şimdi aslında bunu böyle böyle yapıyoruz. Elleri. Oradan başlayayım. Ya be. Eller sabit mi? Şu. Zor öğren. Hemen olmuyor hocam, hemen olmuyor. Bir dakika ya, el sabit mi? Böyle mi kalıyor? Evet. Yapamıyorum. Böyle hocam. Ondan sonra... Sabit değil işte. Evet. Buraya doğru getiriyorsunuz hocam. Evet. Bu tarafa doğru getiriyor. Buraya getirdikten sonra hocam, evet. Diğer tarafa... Şöyle buraya getiriyor hocam. Bunu buraya getirince bu tarafa atıyorsunuz hocam. Bu harikin adı neydi? Adını... Yanındakine sordum. Çok iyi bilir. Uzay dansı. Öyle bir şeydi. Bir de Begüm'cüğüm, demin sen bir söz söyledin, bir repliğin vardı. Onu bir tam duyabilir miyiz? Hiç anlamadık çünkü. Bir tek abla anlıyor hepinizi. Bence bu durumu aybaşı olmasına rağmen yarısına yemiş yemek kartlarımızın verdiği gereksiz özgüvenle annen evde yapsa babana evliliği sorgulatacak aşırı pahalı kinoalı salatalarımızı yerken değerlendirelim. Ne dersiniz? Haftaya bu cümleyi ögelerine ayırabilene iki bilet veriyoruz. Kendisi ve manitasıyla birlikte oyuna gelebilirler. Güzel. Çocuklar, temponuzda bir şey oluyor. Tempoyu sıkıştırın. Siz ikiniz belgesel canlar. Tamamen ayrı belgeselleri anlattınız. Bence seninki daha güzeldi. Daha seksiydi en azından. Oh yeah. Çok güzel hareketler, devam ediyor. Ben Yasin. Skeç yazmak bize çok keyif veriyor. Aynı zamanda çok heyecanlı. Zaman zaman zorlanıyoruz ve sürekli birbirimizin elinde kalıyoruz. Her şey birbirine girdi. Ailelerimiz sağ olsunlar bu konuda bize yardımcı olmak istiyorlar. Şimdi de böyle bir durumu anlatan bir skeç izleyeceğiz. Evliya ve Cemile yazdı. Bunun da skeci olur geliyor. Alkışlarınızla. Hilmi, ne yazıyorsun Hilmi? Skeç yazıyorum hocam. Aferin. Tabii ki skeç yazacaksın. Sağ olun hocam. Bu skecin önermesi ne Hilmi? Yolda bulacağım hocam. Yol güzel, varmak değil. Evet hocam. Sil buna baştan yaz Hilmi. Tamam hocam, siliyorum hocam. Aferin Hilmi. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Güzel. Teşekkürler hocam. Devam et. Çok teşekkürler hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Beni çok utandırıyorsunuz hocam. Hilmi. Efendim hocam. En sevdiğim çırağım. En sevdiğim hocam. Seni organize işleri şu an atacağım Hilmi. Vallahi hocam, çetede miyim? Çetedesin Hilmi. Sağ olun hocam. Çok güzel hareket diyenler. Ben. Ulan iki dakika lavaboya gittim, uyuyakalmışsın be. Oğlum çok gerçek gibiydi ya. Hadi oğlum hadi, bir saatimiz kaldı. Bitirmemiz lazım skeci, hadi. Acaba ben KPSS'ye mi hazırlansam? Oğlum saçmalama ya. Yazdık işte. Ha yazdık. Adam girer. E güzel. Ne güzel ya. En azından bir tane adamımız var. Hocaya ne diyeceğiz? Hocam skeç yazamadık ama bir adam bulduk. Üf müthiş mi diyeceğiz? Doğru. Acaba ayrı ayrı mı yazsak ya? Oğlum ayrı ayrı yazamadığımız için beraber yazıyoruz zaten. Doğru. Acaba birimizden birine bir şey olsa da öteki onu hastaneye mi götürse okumadan yırtarız? Olmaz. Hastane skeci yazın der. Ne yaptınız orada? Boş boş duvarlara mı baktınız der. Doğru der. Kesin der abi. Kesin der. Hani yoğun bakım falan olsa belki. Kesin der, kesin. Aha! Fikir geldi. Geldi. Hemen. Kanka! Akıyor. Yaz. Yer Hakkari. Yazlık sineması olan bir kasaba düşün, tamam mı? Bu kasabaya televizyon geliyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Bir tane deli var. Adı Emin. Emin olur.
Emin ol olur. Heh, bak bu Emin televizyon işlerinden anlıyor, tamam mı? Bir de böyle gülüyor. Diyor. Kesin çeke. Müthiş ya. Adı ne skecin? Skecin adı televizyon. Oğlum vizontele olsun. O yapıldı lan. Ha bu yapılmadı yani. Ana vizontele lan bu. Oğlum bak nasıl müthiş ya. Aklımda kalmış ya. Değil mi? Müthiş ya. Oğlum işin gücün hocanın fikirlerini çalıp skeç yapmak. Biraz özgün ol. Gözlem yap ya. Ya ne gözlem ya? En azından ben bir şey düşünüyorum. Sende o da yok. Nasıl o da yok? Skeç yazıyorum o kadar. Ya nereye yazıyorsun? Bırak Allah'ını seversen ya. Bak kardeşim ben bunu yazacağım. İnşallah sen de yazamazsın da kovulursun. İnşallah sen de bunu yazarsın da öyle kovulursun. Bak ne dedin? Yazarsın dedim. Ben yazarım. Sen yazamazsın kardeşim. Lan ben onu mu diyorum? Benim lafımı çarpıtma. Sen ne diyorsun ya? Sen İki dakika skeç yazacaksın. Ne oluyor bakayım? Atakan gidiyor musun oğlum? Ya bırak Nevin teyze ya. Bu senin hayırsız oğlunla bir iş yapılmaz. Aha kavga ediyor bunlar. Yılmaz hocanız görse ne der? Ha? Tut şunu. Aha arıyorum. Vallahi arıyorum. Arama arama. Numarası yok zaten. Blöf yapıyorum. Ara. Bak anneniz hocanız arıyor. Hemen barışın bakayım çabuk. Tamam. Tamam özür dilerim. Ben özür dilerim kankam. En sevdiğim kankam. Aa meşgul neyse. Uzattım ben uzattım. Hayır ben uzattım. Hayır ben uzattım. Ben uzattım. Ben uzattım. Hayır ben uzattım. Tamam tamam uzatmayın hadi geçin. Anneniz size muzlu süt yaptı içersiniz. Ben yaptım ama baban aldı. Aa Nevin sen hazırladın ama o kadar. Aa ama sen de aldın o kadar. Ya tamam uzatmayın bir tane muzlu süt ya. Buna da bir şey beğendiremiyoruz canım. Tamam tamam. Oğlum ne yaptınız yazdınız bir şeyler? Yok anne ya bir saatimiz kaldı ortada konu bile yok. Benim var aslında. Yer Hakkari. Yazdın lütfen ya lütfen rica ediyorum. Tamam bunu dinle. Yer İstanbul. Organize bir suç çetesi İstanbul'da. Hırsızlık yapın tamam mı? Bu çetenin bir lideri var. Adı... Asım. Asım olur. Bu Asım bir gün Süpermen'i kurtarıyor. Bak dikkat et. Asım Süpermen'i kurtarıyor. Süpermen Asım'ı değil. Hamza'yı da Süpermen yaptık mı kesin çeke. Yani Atakan bu sizin hocanızın filmi değil mi yavrum? Yılmaz Erdoğan yazdı bunu. Organize işler. Geçen izledik hatta. Yok baba bu Atakan'ın aklına geldi. Bazen böyle müthiş fikirler geliyor aklına. Lan bak nasıl müthiş fikir? Esinlendim demek ki ya. Sami çocukların beyni yanmış. Hadi patlat sürprizi. Ne sürprizi ya? Oğlum. Hah. Atakan. Annenizle biz size skeç yazdık. Skeç değil baba skeç. Skeç ne oğlum öyle küfür gibi ya? O küfür gibi değil yani. Baba az vaktimiz var sonra ya. Ya dur oğlum bir dinleyelim. Yok ya ben buna hiçbir eserimi göstermem. Aa, dur bir Samim. Oğlum çok güzel yazdık. Baban amma bir oyuncuymuş. Bende yetenek hep vardı da keşfeden olmadı hiç. Hadi oynayalım. Bir de oynayacak mısınız? He baban yazdı. Olur mu Nevin beraber yazdık. Aa en çok sen yazdın. Aa olur mu ya vallahi kabul edemem. Ama sol taraf sen yazdın. Sağ tarafı sen yazdın. Tamam işte beraber yazdık. Anne hadi ya vakit yok siz yazar kim tartışması yapıyorsunuz hadi. Ben buna hiçbir eserimi göstermem. Ya Samim dur. Oğlum. Ya bak hiçbir şey yazamamışsınız. Belki bunu götürürsünüz ha? Yok yok. Hilmi Bey'in sanat zekası hangimizde var ki? Buna ben de katılıyorum. Ya. Ne oğlum senin bu hareketler ya? Allah kahretsin ya. Tamam oynayın. Ya Nevin Allah kahretsin diyor ya. Ben oynamayacağım. Samim küsme. Samim. Samim hadi benim için. Tamam. Hadi çocukların yanına. Yazarın hatırını oynayayım ben. Tamam hadi. Tamam. Oğlum bir alkış yapın. Bravo. Kadın girer. Gir Nevin. Tamam oraları söyleme. Parantez içi o. He tamam. Yalnız kovboy yani ben kadını uzaktan izlemekteyimdir. Kadın izlendiğini fark edince soyunmaya başlar. Aa Samim. Ha pardon. Bu bizim için yazdığımızdı tamam, pardon hocam. Tamam şey. Kadın kovboy tarafından izlendiğini fark edince dönüp arkasına bakar. Arkana bak Nevin. Tamam söyleme oraları. Ha tamam. Aa kimdir o? Beni buralarda herkes tanır. Nır nır nır. Sen kimsin? Yalnız kovboy boy boy boy. Sesin yankı yapıyor. Buraya gel. Ha. Adam atıyla kadının yanına gider. Dık 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 dık. Sen kimsin? Yersiz Mirket. Nerelisin? Yersiz. Doğru söyle. Ardahanlıyık. Yalan söylüyor. Ardahanlıyık diyor. Urfalı bu. Kesin Urfalısın. Beni gafil avlamış sen. Buralarda ne arıyorsun? Buralar nereler ki?
Düzce. Reaksiyon geldi, reaksiyon. Ya neye gülüyorsun ya? Anne, Allah aşkına bu mu yazdığınız skeç? Düzce de kovboy. Gelmiş bir de saçma sapan oynuyorsunuz. Ne var oğlum? Yeni bir soluk işte ya. Neyin soluğu ya? Hoca demiyorum oğlum. Gerçeklerden yola çıkacaksınız diyor. Şaka yok ki bunda. Düzce mi şaka? Ben sana dedim diğerini oynayalım diye. Bir de diğeri mi var? Ya oyuncu mu olacaksınız başıma ya? Ne varmış lan? Biz oyuncu olamaz mıyız? Oluyoruz işte. Tamam Samim, tamam. Oğlum bak, o daha gerçek. Bir de onu izleyin hadi. Ya oynayın, lanet olsun ya. Ya lanet olsun diyor ya. Ben buna hiçbir eserimi göstermem. Ya Samim, sen de iyice çocuk gibi oldun. Tamam ya. Tamam. Yazarın hatırına bak yine. Oğlum hadi. Bir alkış yapın lan. Güzel oluyor mu? Ya alkış çok iyiymiş ya. Geç. Ben saklanıyorum. Sen saklan. Orta yaşlı, genç görünümlü, yakışıklı, parkta sevgilisini beklemekteyimdir. Ben bekliyorum. İyi. Saat kaç oldu ya? Nerede kaldı bu acaba? Nerelerde kaldıysa... Tamam, rolünü büyütme hadi. Ha, tamam, rolü büyütme. Kadın girer. Gir Nevin. Tamam be. Merhaba Nihat. Nerede kaldın Aslı? Abimlerin evden çıkmasını bekliyor idim. Ne yapıyorsun? Şaka! Şakanın sırası değil. Neden? Ne oldu ki? Kadın tam lafa girecekken yakışıklı kadının ağzını kapatır. Ve şiveli bir şekilde devam eder. Yoğusam aga beyim bizim buluştuğumuzu anladı. Şive yapamadığını anlayınca normal bir şekilde devam eder. Aşiret adamlarını peşime salıp beni vurduracak mı? Evet. Abim seni görürse öldürecek. Bana dedi ki... Bana dedi ki... Nevin hadi gir. Tamam da. Bana dedi ki... Hadi kal. Unuttum. Ya nasıl unutursun ya? Annen unuttu. Ya Nevin nasıl unutursun? Unutamazsın ya. Ne yapayım? Ben bunu oynayacağımızı düşünemedim Samim. Ya Allah Allah, ama skecin en önemli yerini unutuyorsun ya. Tamam Samim, özür dilerim. Tamam Samim amca, sakin ol ya. Nasıl sakin olayım Atakan? Ben iki gecedir bu skacı yazmak için uğraşıyorum ya. Anne sen de oyuna çıkmadan bir ezberine baksaydın. Değil mi ama? Yani insan oturur biraz bir ezber yapar, bir bakar ya. Ya ne yapayım? Unuttum, unuttum. Öleyim mi? Yok canım, ölme. Böyle durumlarda bize hoca hep diyor ki doğaçlamanız lazım diyor. Yani, doğaçlama ne ya? Ya... Ya ben ne anlatıyorum ya? Ya anne bak, çok az vakit var. Sonra ben hepsini anlatacağım. Hepsini, tamam mı? Kalk Nevin, kalk gidelim. Yaranamıyoruz gidelim. Hayır. Sanırım amca. Biz o kadar emek harcayalım. Seninki gelsin elinin tersiyle itsin. İtsin. O skeç güzel. Biz bunu oynarız. Teşekkür ederim Atakan. Oğlum, baban doğru söylüyor. Adam iki gündür sabahlıyor. Kim için? Bunun için. Hiç. Sen şeyi yaz oğlum ya. Kendini yaz lan sen. Hayırsız bir evladın... Anasının babasının emeklerini hor görmesini yaz. Böyle uzun yaz. Baba. Heh. Anne. Nevin. Bu çocuğun hayret dolu ama boş bakışları beni korkutuyor. Dur, iyi misin oğlum? Kanka. Kanka. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi? Evet. Yaz. Yer Zonguldak. İki tane şair var. Senle ben. Bunlar bir kıza aşık oluyorlar. Önce biri ölüyor, sonra diğeri ölüyor. Biraz dramatik ama hoca sever. Skecin adı da Hilmi'nin rüyası. Ne Hilmi'si? Kelebeğin rüyası o ya. Tamam tamam, ben bunu yazacağım. Haydi. Aa. Şişt, bak, skaçtan payımı alırım ha. Yazar da para alıyormuş. Hadi siz yazın. Biz de Yersiz Mirket 2'yi yazalım. Aa, yatak odasında geçelim. Saçmalama. Ne yazacağız? Ben anlamadım ya. Bu durumu yazacağız işte kanka. Bunun da skeci olur. Bak şimdi Hilmi laptop başında uyumaktadır. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Gerçek. He oğlum, hocanızla dalga geçin, terbiyesizle. Evet, ekibin kalanı da gelsin. Zaten 60 kişiyiz. Hatta bıdıklar da gelsin. Gelin. Aile de gelsin. Bunları eve götüreceğim için. Yanlış anlamadım. Onlar da atölyemizin genç çıraklarıdır. Bütün gece için soruyorum. ÇGH diyenleri diyorlar. Gene söylüyorum, okulumuz... Öğrenmeye, öğretmeye, yaparken öğrenmeye, seyirciyle birlikte öğrenmeye, seyirciden öğrenmeye devam ediyor efendim. Sevgiler, saygılar, teşekkürler, iyi geceler.